Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyim bu akşam. Ankara'dayım yani, siyasetin merkezinde. Biliyorsunuz çarşamba akşamları liderler turu yapıyorum. Önce Meral Akşener'i, İYİ Parti Genel Başkanı'nı konuk etmiştim. Sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bizimle birlikte oldu. Bu akşam ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Efendim, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz evet, Ankara'ya. Evet, ben bugün sizin misafirinizim aslına bakarsanız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde sizinle gündeme dair bütün başlıkları konuşacağım. Şimdi bu röportaja başlamadan önce ben seyircilerimize de sordum. Ne en fazla sormamı istiyorsunuz Kemal Bey'e diye. Onlardan gelen en fazla soru şuydu. Evet. Neden Kemal Bey daha sert, yumruğu masaya vuran bir siyaset yapmıyor diye. Ama bu benim ilk sorum olmayacak size. Evet. Bunu soracağım. Yani seyircilerimiz için söylüyorum. Neden Kemal Bey'den daha böyle sert, bağıran, haykıran bir siyaset biçimi duymuyoruz diye. Ama ben başka bir sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. İki tane aslına bakarsanız. Birincisi, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği cevap. Hukuku ön plana çıkararak bir cevap vermiş. Evet, evet. Anayasa Mahkemesi Başkanı ile arasında geçen polemikten sonra ve demiş ki terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Ama aslında bu tam da teröristlerin istediği şeydir ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabilir, diyor Süleyman Soylu'ya cevap olarak. Son derece doğru. Ne bir yargıcın vermesi gereken cevap aslında. Ama Soylu bu cevabın ağırlığını kavrayabilir mi? Biraz endişelerim var. Çünkü İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğunu itiraf etmek aslında enteresan bir şey. Ben bisiklete binip gezebilirim diyorum, ama sen bisiklete binip gezebilir misin diyor. Teröre karşı durabilir misin gibi ifadeleri var. Doğru değil tabii bunlar. Devleti yönetenler, hele hele İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturanlar, çünkü emniyet bağlı, jandarma bağlı. Tam tersine demokrasi kültürünü, terörden Türkiye'nin soyutlanması gerektiğini, bunları söyleyebilir. Bir Anayasa Mahkemesi Başkanı eğer muhatap alıp onu eleştiriyorsa, verdiği bir karar dolayısıyla demokrasiyi içselleştirmediği anlaşılır. Zaten Türkiye'nin temel sorunu da bu. Ben terör örgütünün ismini söylemeden çoğu zaman teröre vurgu yapıyorum. Bana diyorlar ki neden ismini vermiyorsun? Zaten onun istediği de kendi adının daha fazla telaffuz edilmesini sağlamak. Bu nedenle terör eylemlerini yapar. Bu nedenle güvenlik görevlilerinin üzerine gider, onları şehit eder. Ama dediğim gibi alınması gereken kararlar güçlü bir devlet yapısını oluşturmak, ama bu devlet yapısının demokratik süreç içinde çalışmasını sağlamak gerekiyor. Bu görev sadece tabii İçişleri Bakanlığı'na düşmez. Aynı şey Adalet Bakanlığı'na da düşer. Adalet Bakanlığı da bu çerçevede hareket etmesi lazım. İçişleri Bakanlığı'nın ve en önemlisi bu çerçevede hareket etmesi gereken yukarıda oturan zat, yani Erdoğan. Şimdi şunu sormak isterim. Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın böyle sessizlik dönemleri oluyor. Sonra bir ultra çıkış yapıp bu tip açıklamalar yapıyor. İşte Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla kavga ediyor, gazetecilerle kavga ediyor. Hatta bazen kabine içindeki isimlerle kavga ediyor. Neden? Ne yapmaya ya çalışıyor onu sizce? Bilemiyorum. Gerçekten samimi söylüyorum, bilemiyorum. Siyasette ciddi zikzakları olduğunu biliyoruz. Yani geçmişte Erdoğan'a çok sert eleştiriler getirdiğini gayet iyi biliyoruz. Sonra Erdoğan'ın korumalığını yaptığı bir sürecin içine girdiğini ve İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduğunu da gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla bilmiyorum, yani o zikzakları biliyorum. Arada bir çıkışı neden yapar, hangi gerekçeyle yapar, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hangi gerekçeyle muhatap alır, ona sert eleştiriler getirir. Belki onu davet ederseniz belki programınıza gelir, bu soruyu kendisine sorarsınız. Biz de merakımızı gidermiş oluruz. Keşke gelse ama çok zannetmiyorum doğrusu. Yoksa her zaman kapımız açık. Madem Süleyman Soylu'ya başladık, oradan devam edip sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmen
bekçilerle olan ilişkinize geleceğim ama şimdi biliyorsunuz son günler yani ilk önce evet. bekçiler çıktı, sonra destekleyici güçler çıktı ve genel olarak halk arasında şöyle bir inanç oluşmaya başladı. Bir paramiliter ya da Erdoğan'ın etrafında silahlı bir güç kuruluyor evet. emniyetten bağımsız olarak ve insanlar ve sokak silahlandırılıyor diye. Böyle ciddi bir endişeniz var mı? Yani Soylu'nun bu açıklamalarına şimdi, da bakarak. Ondan daha ciddi olanı şu. Bir kişi televizyonlara çıktı. Bir dini akıma ya da dini bir cemaate yollama yaparak işte şu kadar yerde silahlanıyorlar dedi. Bu önemli evet. bir şey. Şimdi bunu söyleyen kim? Bir de cümleyi şöyle sürdürüyor. Eğer Cumhuriyet Savcılığı beni davet ederse ben o cemaatin nerelerde, hangi şubelerde ya da bölgelerde silahlandığını onlara savcıya söylerim diyor. Merak ediyorum. Ya bu ülkenin istihbarat örgütü yok mu? Savcılık o kişinin söylemi üzerine harekete geçti ve kendisini davet etti. Gel nerelerde silahlanıyorlar bunları bize anlat diye. Eğer bir kişi bunu biliyorsa yani o ekolden gelen yani gelen bir kişi kendisinin rakibi olarak gördüğü ya da katılmadığı bir cemaatin silahlandığını, paramiliter güç oluşturduğunu biliyorsa ve bunun Türkiye'nin pek çok ilinde ya da ilçesinde olduğunu söylüyorsa ve savcılık onun söyleminden sonra harekete geçiyorsa o zaman sormak lazım ya bu ülkenin istihbaratı yok mu? Yani bu insanlar silahlanırken bunlar sessizliğini mi koruyorlardı? Bunları koruyan güç neydi? Aslında bunu sorgulamamız lazım. Şimdi harekete geçtiler. Ben de merak ediyorum. Sade bir vatandaş olarak, bırakın politikacılığı, sade bir vatandaş olarak ben de merak ediyorum. Yani bunlar silahlanırken bu devlet neredeydi? Bu silahlar nereden sağlanıyor? Hatta 15 Temmuz sonrası o gece pek çok silahın dağıtıldığını, fakat bu silahların sonra toplanmadığını, hatta bu silahlardan birisiyle cinayet işlendiği de gazetelere haber olarak yansımıştı. Evet, insanlar silahlanıyorlar ama bunun kaydı tutuluyor mu, tutulmuyor mu doğrusunu bilmiyorum. Ha bu silahlanma ileride Türkiye açısından ciddi bir sorun oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Ciddi bir sorun oluşturabilir diyorsunuz. Evet. Örneğin sandık güvenliği ya da seçim sonuçlarına göre de bir sorun oluşturabilir mi? Şöyle diyeyim, demokrasi açısından sorun oluşturabilir. İnsan hakları açısından sorun oluşturabilir. Ama sandık güvenliği derseniz biz sandığa sonuna kadar sahip çıkacağız ve onun güvenliğini sağlayacağız. Yani vatandaşlarımız sakın efendim acaba sandıkta şu olur mu bu olur mu işte oy kullanır efendim işte Millet İttifakı kazandığı zaman Cumhur İttifakı'nın tarafları iktidardan gitmemek gibi bir yol ya da bir arayış içine girerler mi? Ne yaparlarsa yapsınlar, göndereceğiz. Bunu ilerleyen dakikalarda biraz daha fazla size açmanızı rica evet. edeceğim ama peki siz muhalefet olarak ama özellikle de ana muhalefet partisi olarak gücünü akıldan değil de gücünü silahtan alanlar dünyanın hiçbir yerinde başarılı olmamışlardır. Gücünü akıldan, mantıktan, bilimden, insan haklarından, demokrasiden yana kullanıyorsanız korkmayacaksınız. O ülkenin geleceği parlaktır. Ama gücünü yetersiz akıldan, kavgadan, dövüşten, efendim illa ben iktidarda kalayım, dolayısıyla bunun bedeli ne olursa olsun bu bedeli de topluma ödeteyim diye böyle bir anlayıştan alırsanız siz zaten gidicisinizdir. Ben öyle görüyorum. Sayın Davutoğlu da bu günlerde yaptığı bir açıklamasında aynı şeyi söyledi. Bu kadar dedi güvenlik vurgusu yapıyorsa bir hükümet demek ki yavaş yavaş ve hukuku çiğnemeye başlıyorsa demek ki yavaş yavaş yol görünmüştür kendisine. Katılıyor efendim, musunuz? Polis orada, ordu orada, istihbarat orada. Yani ne güvenliği? Her şey onların elinde zaten. Bizim ne benim, ne Davutoğlu'nun, ne Meral Hanım'ın, bizim bir istihbarat örgütümüz yok. Biz gazetelerden, il başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan, bürokratlardan bize yansıyan bilgileri bir şekilde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hani hem çok ciddi bir silahlı güç olacak elinize, hem kalkacaksınız, efendim işte güvenlikten söz edeceksiniz. O zaman bir zafiyet var demektir.
Siz ana muhalefet partisi olarak mesela dediniz ya silahların nerede olduğunu bilmiyoruz ya da bu güçler ne, kim alınıyor, nasıl alınıyor, bekçilere bir takım haklar veriliyor ya da görevler veriliyor. Bunlarla ilgili istihbarat birimlerinden bilgi alabiliyor musunuz? Bilgi bilgi sağlayabiliyor vermezler, musunuz? Bilgi vermezler. Samimi söylemek gerekiyor. Gerekirse bilgi vermezler. Zaten bilgi vermeleri de mümkün değil. Yani istihbarat örgütünün kalkıp da bir siyasal partinin soru önergesine veya bilgi edinme yasasına göre istediği bilgileri verme şansı yok. Yani bu sadece bizim ülkemize özgü değil. Aslında bütün ülkeler kendi istihbari bilgilerini normal bir alanda paylaşmazlar. Anayasa Mahkemesi... Ama ben eminim, şundan eminim. Bu ülkenin en azından Milli İstihbarat Örgütü'nün bütün bu gelişmelerden bir şekliyle haberi vardır. Yani olmaması mümkün değil. Yani kimler silahlanıyor, nasıl silahlanıyor, nerelerde toplanıyorlar, nerelerde konuşuyorlar, belirledikleri hedef nedir, o hedefler, eylemler hangi süreç içinde nasıl gerçekleşecek? Milli İstihbarat Örgütü'nün bunu bilmeme şansı yoktur. Tamamıyla şahsi görüşünüz olarak soruyorum. Bunun emniyet, ordu ve MİT dışında sadece doğrudan saraya bağlı bir yapılanma, teşkilatlanma olduğu fikrine ya da hissiyatına sahip misiniz? Zaten üçü de saraya bağlı. Tam kontrolleri olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle, ordu, emniyet ve MİT üzerinde. Güvenlik örgütü içinde yani MİT de olabilir, ordu da olabilir, efendim Emniyet Genel Müdürlüğü de olabilir. Ağırlıklı grubun Türkiye'nin çıkarlarını her dönem ön planda tutan kişilerden ve yöneticilerden olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin çıkarları, hani klasik kullanılan bir söz var işte Türkiye'nin bekası diye kullanılıyor. Türkiye'nin çıkarları için çalışan, mücadele eden bir kesimin olduğuna inanıyorum. Ama bunun yanında sadece sarayın talimatlarını yerine getiren ve o çerçevede belli karar organlarında yükselen kişileri de biliyorum. Bunlar aslında Türkiye'nin lehine değil, Türkiye'nin aleyhine olan gelişmeler. Çünkü siz doğruları, doğru bilgileri götürüp vermezseniz veya her talimatı yasalara aykırı olsa bile yerine getirirseniz siz aslında Türkiye'ye ihanet etmiş oluyorsunuz. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da İçişleri Bakanı'na uyarısı bu. Terörle mücadele kisvesi altında hukuk dışına çıkıyorsun, çıkamazsın diyor. Sizce Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğu yerde kalabilecek mi? Görevini yaptırabilecekler mi? En azından, ne olacak? En azından anayasal güvencesi var. Yani belli bir süre zaten görev yapıyor orada. Diğer Anayasa Mahkemesi üyeleri için de bu geçerli bir kural. Ama ben bütün yargıçların hukukun üstünlüğüne inanarak görev yapmalarını isterim. Vicdani kanaatlerine göre, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaate göre görev yapmalarını isterim. Bütün yargıçlar böyle mi? Hayır, bütün yargıçlar böyle değil. Bazı yargıçların doğrudan doğruya saraydan talimat aldığını, hatta Erdoğan'ın avukatlarından talimat aldıklarını ve o avukatların taleplerini yerine getirdiklerini, savcıların o avukatların sigara küllerini dökmek için kül tablası istedikleri zaman ayağa kalkıp o kül tablasını getirip onun önüne koyduğunu gayet iyi biliyorum. Ama bunların sayısı az. Bunlar yeri geldiğinde mahkeme dolaştırılıyorlar. Talimat alanlar belli. Diyelim ki bir mahkeme karar verdi. O mahkemenin kararını beğenmiyorlar. Hemen o mahkemenin hakimlerini değiştiriyorlar. Benim tazminat davalarında ben bunu zaten tanıyayım. Biliyorum zaten bunları. Dolayısıyla bunlara zaten biz yargıç demiyoruz. Bunlara hakim de demiyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargıçları, hakimleri ya da savcıları değil. Bunlar sarayın taleplerini yerine getiren hakimler. Kendilerine hakim ünvanı verilmiştir ama bunlar aslında hakim falan değil. Çünkü ne hukukun üstünlüğüne ne de vicdani kanaatlerine göre karar vermiyorlar. Bunlar akıllarını saraya kiralamış olan kişilerdir. Bunlara madem, yargıç demiyoruz biz. Madem siz sözü oraya getirdiniz, o zaman hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın durumuyla ilgili sorayım. Biliyorsunuz saraya gitti, verdiği fotoğrafta iktidar üyeleriyle birlikteydi. Sarayda olması, nişanı sırasında helikopterle çok pahalı bir otele gitmiş olması. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması oldu onunla ilgili. Dedi ki biz tarihte ne yargıçlar ne savcılar gördük, zırhlı arabalar
yargılarla gezen, sonra hiçbiri yargılanmaktan kurtarılmadı diye daha bize yayına girmeden önce iddianame düzenlendi Selahattin Demirtaş'a bu sözleriyle ilgili olarak. Nedir? İlk tepkinizi alabilir miyiz? Doğru. Bir savcı evlenebilir. Evlendi diye kendisini kutlayabiliriz de. Ama soluğu sarayda alır ve bir fotoğraf verirse bu doğru değildir. Bu artık Cumhuriyet'in savcısı diyemeyiz biz buna. Cumhuriyet'in savcısı olmak ayrı. Bakın Cumhuriyet sözcüğü sadece savcılar için kullanılan, onların ünvanları için kullanılan bir kavram. Cumhuriyet savcısı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcısı aslında. Eğer siz sarayın savcısı olursanız Cumhuriyet'i kullanmayacaksınız. Yazabilirsiniz sarayın savcısı diye imza da atabilirsiniz. Biz çok yadırgamayız da bu tür insanlar çünkü çok var. Çok var. Bunları biz dediğim gibi az önce örneğini verdim. Erdoğan'ın avukatının önünde esas duruşa geçen savcılar da var. Biz bunları da gayet iyi biliyoruz. Ama biz onlara Cumhuriyet'in savcısı demiyoruz. Onlar sarayın savcılarıdır. Bu mesleği seçenler, yani savcılık ve yargıçlık mesleğini seçen kişilerin özel yaşamlarına da çok dikkat etmeleri gerekir. Bir hakim herhangi bir kahvede oturamaz. Herhangi bir lokantaya giremez. Herhangi bir kişiyle oturup konuşamaz. Bunlar kendi özel yaşamlarına da dikkat etmek zorundadırlar. Çünkü bunlar bir anlamda adaleti temsil ediyorlar. Adalet dediğiniz kavramı yaralarsanız, adalet dediğiniz kavramı adalet olmaktan çıkarırsanız, bir kişinin beklentilerine uygun karar veren savcı, iddianame düzenleyen savcı ve karar veren yargıç konumuna getirirseniz, en büyük zararı adalete vermiş olursunuz. Adalet kurumu yara almış olur. Yani bu kadar jet sürat Selahattin Demirtaş'a iddianame düzenlemelerine bir tepkiniz olacak mı? Çünkü biliyoruz ki iddianameler 3 sene 4 sene yazılmadığı oluyor. Örneğin Osman Kavala'nın durumunda olduğu gibi ya da diğer başka Müyesser Hanım. Müyesser Hanım sorun. Aynı şekilde gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri sadece neden tutuklandıklarını bilmeden cezaevindeler. Jet sürat iddianame yazıldı. Ne yazılsın, ne olacak yani? Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır yani. Ne söylemiş yani? Savcı dikkat etmek zorunda. Yani savcı eleştirilmeyecek mi? Yargıç eleştirilmeyecek mi? Onlar eleştirinin tamamen dışında mı? Adaletsizlik olacak. Ben adaletsizliği eleştirmeyeceğim. Neden? Efendim hakim bey rahatsız oluyor, savcı bey rahatsız oluyor. Olmaz efendim. Olmaz. Herkes eleştirinin ne kadar değerli olduğunu önce bilecek ve o eleştiriye kulak kabartacak. Biz neden Türkiye'de yargı bağımsızlığı temelden yara alıyor diyoruz? Bu nedenle. Bu nedenle. Eğer siz birinin söylediğini ertesi gün talimat olarak görüp hemen iddianame düzenlerseniz, öte yandan aylardır, yıllardır içeride olan hakkında bir iddianame dahi hazırlamazsanız, hapishanede biraz daha kalsın, biraz daha beklesin diye derseniz, o ülkede adaletten söz edemezsiniz zaten. Bir de tarihi bir referans veriyor aslında. AK Parti iktidar gelirken tarihi referanslarla çok geldi. İnönü dönemi, tek parti dönemi, 12 Eylül evet. dönemi, 28 Şubat dönemi diye. Ve aslında Sayın Demirtaş'ın da bahsettiği zırhlı araçlar tahsis edildi. Kim ne yargıçlara ne savcılara dediği bir dönemi bahsediyor. Ama anlaşılan o ki tarihi referanslar hoşlarına gitmedi AK Parti'nin. Gitmez tabii yani, gitme. Çünkü neden? Şöyle, her dediklerini doğru kabul ediyorlar ve eleştirilmesini asla istemiyorlar. Eleştiriye tahammül edemiyorlar. Oysa kendileri için eleştirinin ne kadar değerli olduğunun farkına varmalılar. Eleştiriye bakmalılar. Eleştirinin haklı yönleri var mı? Haklı yönleri var. Dikkat etmeliler bunlar. Eğer eleştirinin böyle dozu yüksek ya da ahlaki olmayan eleştiriler doğru. Ona tepki versinler. Hiçbir eleştirim olmaz. Ama eleştirinin haklılık payı varsa oturup düşünmeleri gerekir. Bakmaları gerekir buna. Şimdi hukuk başlığını biraz daha ileri atıyorum. Tekrar oraya geleceğim, döneceğim yani. Ama şimdi birazcık sizi konuşalım. Yani siz derken Cumhuriyet Halk Partisi'ni evet. ve lider olarak da sizi. Şimdi Metropol Araştırma'nın önemli bir araştırması yayınlandı. Orada AK Parti oyları ilk defa %35'in altına inmiş durumda. Evet. Ama Özel Sencer diyor ki %30 dirençteler. AK Parti %30'un altına inmiyor. Evet. Ancak
Diğer taraftan CHP de oyunu bir türlü yükseltemiyor. Ortada %20'lik bir kararsız, evet, nereye gideceğini bilemeyen AK Parti'den kopmuş çoğunluğu, evet, çoğunluğu hepsi değil ama. Ve kimi de protesto ya da tepki oyu verecek ya da sandığa hiç gitmeyecek böyle bir bulutçuk var. Ve bunu muhalefet kapmayı beceremiyor. Şimdi buradan başlayalım isterseniz. Evet. Neden CHP oylarını arttıramıyor Kemal Bey? Şöyle, yani arttıramıyor demek biraz haksızlık olur. Ama beklediğimiz kadar yükseliyor mu? Belki onu tartışmak lazım. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle toplumun bir kesiminde sıcak bakılmayan, mesafeli durulan bir parti olması gerektiği yönde bir kanaat var. Kabul edelim. Bu kanaat bugünden yarına oluşan bir kanaat değil. Pek çok yanlış bilgiyle oluşturulan bir kanaat aslında. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumdan kopuk olduğu, esnaftan kopuk olduğu, çiftçiden kopuk olduğu, toplumun özellikle yoksul kesimlerinden kopuk olduğu yönünde bir algı. Yıllar yılı beslendi bu algı. Ama aslında şöyle bir baktığımız zaman toplumda sorunu olan her kesimle en yakın ve sıcak ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. En yakın ilişkiyi, sıcak ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz var mı? Elbette olabilir. Şimdi ben desem ki her şeyi çok mükemmel yapıyoruz, doğruyu söylememiş olurum. Eksiğimiz olabilir. Yanlışımız da olabilir. Ama şunu hiç kimse unutmasın. Biz gerçekten söylemlerimizde samimiyiz. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini biz söylüyoruz mesela. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Eğitim sistemi baştan sona yanlış. Baştan sona yanlış. Eğitim sisteminin çağdaş normlar üzerine inşa edilmesi gerektiğini de yine biz söylüyoruz. Adalet sistemi büyük yara almış durumda. Büyük yara almış durumda. Bir grubu adaleti oluşturan insanların bir grubu doğrudan doğruya kendisini saraya bağlamış durumda. Sarayın telkinlerini, sarayın beklentileri doğrultusunda karar veren bir yapı oluşmuş durumda. Bu yapının da değişmesi gerektiğini, yargının bağımsız olması gerektiğini yine ısrarla söylüyoruz. Tabii bunları söylerken bu samimi talebimizi, duygumuzu toplumun değişik kesimlerine aktarmamız gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum, bizim özellikle seçim öncesi, seçim sonrası, hatta bundan sonraki süreç içerisinde bize mesafeli olan kesimlerle, gruplarla, sayıları 20-25'i geçmeyecek gruplarla oturup konuşuyorum. Yaklaşık 2,5 saat, 3 saat bu insanlarla konuşuyoruz. Toplantıya gelirken takındıkları tavır ile toplantıdan ayrılırken takındıkları tavır arasında %100 bir şey görüyorsunuz, farklılık görüyorsunuz. Gelirken endişeyle, hatta çok sert konuşurum vesaire falan filan, ama ayrılırken doğruları söylediğimizi, toplumu, kitleleri, insanları ayırmadığımızı, herkesi kucaklamak istediğimizi ve tabii bunları da nasıl yapacağımızı da anlatıyoruz. Tabii Türkiye büyük bir ülke bakıldığı zaman, yıllar yılı CHP'ye yönelik olarak oluşturulmuş bir haksız algı da var. Bu algının da değişmesi gerekiyor. Bunu da değiştirmeye çalışıyoruz. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, hepimiz çalışıyoruz aslında. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii iktidarın güçlü bir propaganda alanı var. İşte televizyonlar, efendim medyası vesaire falan filan. Ama bunlardan çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Yani bütün mesele şu, hep birlikte çalışmak zorundayız. İşte tam yerine... Ve aşacağız bunu, aşacağız. Tam yerine geldi, sorayım. Şimdi seçmenlerin bir kısmı, hepsi değil ama. Evet. Şöyle diyorlar. Kemal Bey çok yumuşak, çok nazik, sesini yükseltmiyor, evet, bağırmıyor, yumruğunu masaya koymuyor. Şöyle bangır bangır bir muhalefet yapmıyor. Oysa şu anda muhalefet için inanılmaz elverişli koşullar, evet, var. Çünkü iktidarın en zayıf olduğu dönem. Niye şöyle bağırarak, yumruğu masaya vurarak bir muhalefet türü benimsemiyorsunuz? Şimdi şöyle, bağıran muhalefet değil. Yumruğunu masaya vuran muhalefet değil. Yaptığımız ne? Bilgiye dayalı muhalefet. Bilgiye dayalı. Bir şeye karşıysak, niçin biz buna karşıyız? Bunu söylemek zorundayız vatandaşa. Yani kavga eden değil.
İktidara geldiği zaman toplumun her kesimini kucaklayan bir dil kullanıyoruz biz. Ve bizim siyasetimizde de bu yeni bir dil aslında. Yeni bir alan, yeni bir şey yapmak istiyoruz. Yani siyaseti bir kavga alanı olmaktan çıkarıp siyaseti ülkenin çıkarları üzerine nasıl inşa ederiz? Bunu yapmak istiyorum ben. Bunu yapmak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber bunu yapmak istiyorum. Toplumun kanaat önderleri. Yumruğu masaya vur. Geleceğim, asacağım, keseceğim, kıracağım. Bugüne kadar bunlar çok söylendi yani. Yumruğu masaya vurduk, astık, kestik, kırdık. Ya kimi asacaksın, kimi keseceksin, kimi döveceksin Allah aşkına? Hepsi bu ülkenin insanları. Bu ülkenin insanlarını yeni bir siyaset anlayışının nasıl olması gerektiğini anlatarak biz yola çıktık. Bunu söylemek istiyorum. Bu ülkenin insanlarının tamamı değerlidir aslında. Yani okullar iyi olsun derken AK Partili ailelerin çocukları kötü okula gitsin mi diyeceğiz? Hayır efendim. AK Partililer de bizim ülkemizin insanları. Bütün mesele şu. Onların gözüne çekilen bantları çıkarmamız lazım. Nasıl? İnsani söylemlerle. İnsani söylemlerle. Senin çocuğun da iyi bir okulu hak ediyor. Neden senin çocuğun da iyi bir okula gitmesin? Gelirin düşük. Senin gelirin neden düşük? Ben sorguluyorum. Senin de sorgulama hakkın var. Ve insanlara şunu söylüyoruz. Hiçbir insan, 83 milyon yaşıyorsak bu ülkede, hiçbirimiz aklımızı bir siyasetçiye kiraya vermemeliyiz. Benim adıma konuşsun tamam ama benim düşüncelerimi dile getirsin. Şimdi eğer siz vatandaşın aklını, bir dakika sen konuşma ben konuşacağım. Bir dakika sen söyleme ben söyleyeceğim. Bir dakika sen sorununu dile getirme ben dile getireceğim. Bu olmaz. O da sorunu dile getirecek. Ben de yüksek perdeden bunu söyleyeceğim. Ama kavga, bakın kavganın bu ülkeye hiçbir yararı olmadı. Hiçbir yararı olmadı. O zaman kavganın yararı yoksa kavgasız bir ortamda siyaset yapmasını bilmiyor muyuz biz? Yeni bir siyaset anlayışını yapmıyor muyuz biz? Uygulamaya koymayacak mıyız biz? Muhalefetin söyleminden de dersler çıkarmalıyız. Dersler çıkarmalıyız. İktidarın söyleminden de dersler çıkarmalıyız. Ben hep şunu söylüyorum. Vatandaş vergi ödüyor değil mi? Herkes. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Bakın doğduğu andan itibaren. Emzik alırsınız, vergi verirsiniz. Su içirirsiniz, vergi verirsiniz. Altını temizler, bez alırsınız, vergi verirsiniz. 83 milyon, 84 milyon kişi vergi veriyorsa, 84 milyon kişinin şu soruyu sorma hakkı var. Benim ödediğim vergi nereye gidiyor? Bu soruyu sormuyorsanız, o ülkede demokrasi askıdadır. Bu soruyu eğer vatandaş soruyorsa, ve o ülkede demokrasi büyümeye başladı, gelişmeye başladı. Şu soruyu sorsunlar. Bütçe açığı nereden çıkıyor? Benim ödediğim vergiler bugüne kadar nereye gitti? Ayrıca bırakın ödediğim vergileri, bir de benim torunum da vergi dışında ayrıca köprü parası verecek, yol parası verecek. Peki doğmamış çocuğu bu borç altına sokarken kime sordunuz? Şimdi tam da işte bu söylemleriniz... Toplumu bilinçlendirmemiz lazım. Toplumun aydınlanması lazım. Topluma doğruları söylememiz lazım. Siyasetçi, bugüne kadar siyasetçi, iktidar olanlar büyük ölçüde halka doğruları söylemediler. Yanlış bilgilerle yola çıktılar. Bir de şu var, yani vatan millet Sakarya edebiyatıyla bu iş olmuyor. Bu iş vatandaşa gideceksin, doğruları anlatacaksınız yani. İşte o yüzden mesela size gelen eleştiriler, yani hem şahsınızı hem partinizi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi liberallerle doldurdu, Kürtçülerle doldurdu, sağa yattı sağcılarla doldurdu, İslamcılara göz kırpıyor, muhafazakarlara göz kırpıyor. Hani sol sosyal demokrat CHP, Atatürkçülük, Kemalistlik neredeyse kovulma unsuru oldu. Katılıyor musunuz? Atatürkçüleri, Kemalistleri kovdunuz mu? Hayır. Sağcı efendim. Bir parti mi oldunuz? Hayır. Liberallerle mi doldunuz? Şimdi şöyle, bunu çok sık söylerim. Sağ sol kavramları hangi yüzyıla ait? Ve biz hangi yüzyıldayız? 1789, yani 18. yüzyıla ait kavramlar. 18. yüzyıla ait kavramlarla 21. yüzyılın sorunlarını çözebilir misiniz? Bakın Türkiye Cumhuriyeti devletinde 3 katmanlı bir toplum var. 3 katmanlı. Orta çağ koşullarında yaşayan var mı? Var. Mağaralarda yaşayan var mı? Var. Aynı dairede 3 ailenin yattığı koşullar var mı? Var. Aynı daire derken... Aynı oda, dışarıda da bir tuvalet. Nerede? İstanbul'da. Ben bunu tanıyayım. Gittim gördüm. Gezdim. Aileyle konuştum.
Doğu Güneydoğu diğer bölgelerde benzer olay var mı? Var. Bir de beyaz yakalılar var. Yani bak ortalama geliri olan işte özel sektörde devlet memurları vesaire falan filan işçiler, sendikalı işçiler. Bir de İsviçre koşullarında, Norveç, İsveç koşullarında, Almanya koşullarında yaşayan var. Yani kişi başına gelirin 25 bin, 30 bin dolar olduğu olan bir kitlemiz de var. Şimdi siz bu üç tabakayı, katmanı nasıl yapacaksınız? Alttakileri yukarıya çekmeniz lazım. Alttakileri neyle uyutuyorlar? Vatan millet Sakarya ile uyutuyorlar. Din iman kültürüyle uyutuyorlar. Ama gerçek dini öğretmiyorlar. Gerçek din, böyle bir şey yok gerçek dinde. Gerçek inanç, gerçek Müslümanlıkta ezilmişlere sahip çıkacaksınız. Ezilmişlere sahip çıkmıyorsunuz. Ezilmişlere bir paket veriyorsunuz, sesini çıkarma diyorsunuz. Sen bana sürekli oy ver, ben de sana her seçimde bir paket vereceğim, yiyecek vereceğim. Bu olmaz. Onun hakkını elinden alıyorsunuz. Biz neden aile destekleri sigortası diyoruz? Siyasetçiye mahkum olmadan devletin, herkesin, özellikle yoksulların sorununu çözsün diye. İşsizlik sigortası nasıl varsa, yaşlılık sigortası nasıl varsa, emeklilik sigortası nasıl varsa, analık sigortası nasıl varsa, aile destekleri sigortası da öyle olmalı. Dolayısıyla bizim bakış açımızla onların bakış açıları arasında fark var. Şimdi yine Özel Sencer'e atıfta bulunacağım. Hı. Şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal yardımlar yapması önemli ancak sadece bununla açıklarsa AK Parti'nin kilit %30'unu, daha doğrusu kemikleşmiş %30'unu asla daha fazla alamaz AK Parti seçmeninden. Çünkü orada müthiş bir Erdoğan hayranlığı var, evet. Ve o Erdoğan hayranlığı bir türlü uzaklaşmıyor. Onu kırmak lazım. Nedir bunun formülü? Yani bir yandan bu sosyal politikalar evet ama bir tarafta da bizim tek kurtarıcımız Erdoğan ve yapılan her şey de Erdoğan'a karşı yapılıyor anlayışı. %30'luk bir kitlenin koşulsuz Erdoğan'ı desteklediği kanısında değilim. Ekonomide yaşanan kırılmalar buradan kopmaları doğal olarak büyütecektir. Şimdi geliri düşmeyen bir kişinin siyasal iktidarın değişmesini istemez. Hatta geliri belli bir zaman dilimi içinde yükseliyorsa istemez. Ama şimdi geniş kitlelerin gelirleri düşmeye başladı. Ve geniş kitleler siyaseti sorgulamaya başladılar. Bakın Sencer Bey'in de yaptığı araştırmada büyük bir kısmı kararsız. Önemli bir kısmı kararsız şu anda. Evet. Yani bir partiye doğrudan gideceğim, buradan koptum ama hangi partiye gideceğim diye bekliyor bir tarafta. Hı hı. Niçin bekliyor? Hayatı sorguluyor. Liderlere bakıyor. Ya bunlar acaba geldiğinde iktidara benim sorunumu çözecek mi, çözmeyecek mi? Bunların kadroları nedir, ne değildir? Çünkü insanlar oy verdikleri partiyi çok hemen bir olay oldu diye değiştirmezler. Belli bir zaman dilimi içinde sorgularlar. Ben kararsızların bu zaman dilimi içinde siyaseti sorguladıklarını, elbet biz de sorgulayacaklar. AK Parti'yi de sorgulayacaklar. İyi Parti'yi de, MHP'yi de, Deva Partisi'ni de, Gelecek Partisi'ni de, Saadet Partisi'ni de sorgulayacaklardır. Yani bunlar iktidar olduğunda gerçekten benim sorunumu çözecekler mi? Bakacaktır, edecektir. Tabii seçim ortamı değil şu anda. Onu da görmemiz lazım. Biz bütün toplantılarımızı özellikle partililerle değil, bize mesafeli olan gruplarla, o grupların kanaat önderleriyle özellikle yapıyoruz toplantıları. Bize her türlü soruyu soruyorlar. Biz de onlara samimi olarak her türlü yanıtımızı veriyoruz. Dolayısıyla ben karamsar değilim. Önümüzdeki süreç bizim açımızdan iyi bir süreç olacak. Siz geleneksel CHP'li olmayan tabana bir taraftan partiyi anlatmaya çalışırken bir tarafta partinizin içinde sürekli bir Atatürkçülük tartışması ya da işte genel başkanlık, işte delege tartışması, kurultay tartışması ve özellikle de Canan Kaftancıoğlu tartışması var. Şimdi Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İstanbul'u kazanılmasında büyük rol oynamış bir isim. Evet. Ekrem İmamoğlu başarısı, Canan Kaftancıoğlu'nun da organizasyon ve sandık güvenliği başarısı. Neden sistematik olarak Canan Kaftancıoğlu'na partinizin içinde saldırılıyor ve sürekli bir Atatürk tartışması var? Şimdi şöyle, bu tartışmalar tamamen yapay. Yani ister Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin. Aynı kişiyi anlatıyorsunuz aslında.
Yani yapay tartışmalardan kaçınmak lazım. Bu yapay tartışmalar belli çevreler tarafından özellikle körükleniyor. Acaba buradan bir şey çıkarabilir miyiz, CHP'nin içini karıştırabilir miyiz diye. Yok, karışmaz. CHP'nin hedefi var, ilkesi var. Bu kadar sorun yaşayan bir Türkiye'de sorunları çözme kapasitesi var. Sorunları çözme yetkisi şu anda halktan alınmadığı için yetkisi şu anda yok. Ama sorunları dillendirme, sadece sorunları dillendirme değil, sorunları nasıl çözeceğini de anlatma gücü var. Biz bunu yapıyoruz. Hangi sorun? Bana kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, bana şu sorun nasıl çözülecek dendiğinde ben rahatlıkla oturup onun yanıtını verebiliyorum. Sorunumuz ne? Sorunumuz bunu geniş kitlelere anlatmakta. Burada sorunumuz var. Bakın, doğruya doğru, eğriye eğri. Burada sorunumuz var. Yani biz geniş kitlelerin beklediği, sorun olarak gördüğü alanı nasıl çözeceğimizi yeteri kadar anlatamıyoruz. Nasıl burada sorunumuz var. Yani nedir? Ya üç cümlede söylerseniz nasıl şöyle, çözersiniz yani, bunu? Şöyle, bir medyada sorunumuz var. Çünkü medyada da ciddi bir bölümle ciddi bir ayrışma var. Örneğin bizi iktidarı sürekli destekleyen ve kendisini iktidara endekslemiş olan televizyon kanalları mesela bizi kabul etmezler, çıkarmazlar. Toplum bölündü ve ayrıştı. Bu ayrışma aslında sarayın da işine geliyor. Çünkü kendi tabanını sürekli saldırılarla ayakta tutmaya çalışıyor. Ama o tabandan ciddi kopmalar var. Bunu görüyoruz zaten. O kopmalar devam edecek, bundan sonra da devam edecek. Çünkü vatandaş evine ekmek götüremez noktaya geldi. Ciddi bir ekonomik buhranın içindeyiz. Bunu da görüyor zaten vatandaş. Ne derse desin, bakın Ayasofya dediler, ne oldu? Karşılığı şimdi, yok gibi görünüyor tabii şimdi. Yok yani. Yani dış politikaya bakıyorsunuz. Dünyaya savaş ilan edecek neredeyse beyefendi. E ne oldu? Oturdu masaya. Ne oldu yani? O gürültü neydi? Patırdı neydi? Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki olaya bakalım. Doğu Akdeniz'le ilgili ne diyordu? Damat. Damat diyordu ki orada doğalgaz var, işte bilmem petrol var ama çok küçük diyordu. Değersiz diyordu, önemsizdir diyordu. E biz Karadeniz'de bir yer bulduk, işte buradan doğalgaz ya da işte petrol çıkacak falan diye neredeyse bayram edeceğiz. Doğu Akdeniz'i kaybediyoruz. Bunun farkında bile değiller. Şimdi damat, yani daha doğrusu Maliye ve Hazine'den sorumlu Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'a birazdan geleceğim ve şeyde soracağım size Doğu Akdeniz'i, ama tekrardan şuna dönmek isterim. Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında mısınız? Elbette ya, il başkanımız, tabii destekliyoruz. Yani onun bu sistematik olarak sürekli bir tartışma konusu edilmesinin... Doğru bulmuyorum. Ve çalışmalarını ve arkasındayım diyorsunuz. Çalışıyor tabii. En çok da iktidar medyası meraklı sizin iç tartışmalarınızı. Şimdi Sayın Davutoğlu İktidar demiş... medyası tabii özellikle işte CHP'de kavga. Aslında ortada bir kavga falan da yok yani. Ortada bir şey de yok yani. Canan Hanım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i, Gazi Mustafa Kemal'i, Mareşal Mustafa Kemal'i sevmemesi mümkün mü Allah aşkına? Yani kendi partisinin kurucusu. Dolayısıyla buradan ayrılmak ya da bu onun düşüncelerinin ilke olarak hala bugün sürdürülüyor olmasını, hatta bizim değil sadece, bütün dünyanın aslında geldiği nokta Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği noktadır yani. Çağdaş uygarlığı yakalamak, çağdaş uygarlığı aşmak gibi oldukça esnek bir alan bırakmıştır. Uluç Gürkan'ı bu konuda eleştiriyor musunuz? Ya da bu tartışmaları çıkartan parti içindeki tartışmaları, yani bu konuda bir yok, kimseyi falan eleştirmiyorum. Herkes istediğini söyleyebilir ama bu tartışmaların tamamen yapay olduğunu düşünüyorum. Allah aşkına, bu tartışmalar işsizliği önleyecekse tartışalım. Yoksulluğu önleyecekse tartışalım. Gelecek ufku çizecekse tartışalım. Bu tartışmalar tamamen yapay tartışmalar. Biraz da iktidarın gazına gelip işte o medya bunu biraz büyütmeye çalışıyor. Böyle tartışmalar var işte, CHP bak sular durulmadı falan filan. Yok öyle bir şey. Aslında bizim gündemimizde yok, İstanbul'un gündeminde yok, milletvekillerimizin gündeminde yok böyle bir tartışmalar. Yani bizim tartışmamız gereken nokta ki arkadaşlarım da gittikleri her yerde aynı şeyi söylüyorlar. Hiç kimsenin hakkını da yemek istemem. Türkiye'de işsizlik sorunu var. Türkiye'de yoksulluk sorunu var. Türkiye'de dış politika sorunu var. Türkiye'de eğitim sorunu var.
Yani bütün buna Türkiye'de uyuşturucu sorunu var. Şimdi bu sorunlar dururken efendim Mustafa Kemal mi diyelim, Atatürk mü diyelim, Gazi Mustafa Kemal mi diyelim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk mü diyelim? Çocukça şeyler. Şimdi yine Barış Arkadaş Halk TV'deki programında da açıkladı ve bunun da bir tartışması başladı. CHP üye kaybediyor, üye sayısı. Yani giderek CHP'ye üye olanların sayısı azalıyor. Hatta CHP'yi bırakıyorlar. Nereden şimdi, biliyorlar? Şimdi sizin elinizde böyle veriler var mı? CHP var efendim, bizim veriler açık zaten. Bütün il başkanları, bizim intranet sistemimiz var. Oraya girerler, orada görürler. Bizim üye sayımız hiç azalmadı ki, hep arttı. Sürekli artıyor üye sayımız. Ha istifa edenler var mı? Elbette var. Ölenler var mı? Evet ölenler var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üyelik için başvurup bu başka bir partiye de üye. Dolayısıyla oradan istifa etmeden siz üye kaydedemezsiniz diye bize geri gönderdikleri de var. Ama bizim partimizin üyesi sürekli artar. Sürekli artar bu işin. Biz sürekli her hafta MYK üyelerinin önüne bir tablo gelir. Her hafta. Keşke o tabloyu buraya getirseydim. O tabloda üye sayımız, o hafta üye olanlar, o hafta vefat edenler, o hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca üyelik talebini gönderdiğimiz ama başka bir partiye üye olduğu için geri gönderilenler, internet üzerinden partiye üye olanlar, üye olanların ne kadar genç, ne kadar kadın, ne kadar erkek, bunlar ne? Her hafta gelir bu bilgiler. Yani öyle efendim CHP'de üye azaldı, şu kadar istifa et. Kan şimdi, kaybı var. Yani yok tespitine katılmıyorsunuz. Yok, yok efendim yani. Öyle bir şey yok zaten. Olmayan bir şeyi yapay olarak tartışıyorlar. Yapay olarak. Efendim CHP'den şu kadar istifa oldu. İstifa edebilir bir insan. Ama kaç tane yeni üye oldu? Bu tartışmalarla eş zamanlı olarak AK Parti de üye sayısını arttırma kampanyası yapmaya başladı. Evet. İstanbul'un her yerine poster atmışlar. Sizce AK Parti'de bu sıkıntı var mı? AK Parti'nin tabii üye sayısında ciddi bir düşüş oldu. Yani bu medyaya da yansıdı. Şimdi onu gidermek, telafi etmek istiyorlar. Değişik yollara başvuruyorlar. Hatta bazılarının haberi olmadan partiye üye kaydediyorlar. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Biz seçimlerde görevlendirdiğimiz ama sandık başına gitmeyen yaklaşık 30 bin kişinin de kaydını sildik. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak ciddi bir sorumluluk getirir. Ve o sorumluluğun bilincinde olan kişiler gelir partiye üye olurlar. Biz AK Parti gibi gidip böyle gel partiye üye ol sana şunu yapacağım, şunu yapacağım. Yok öyle bir şey. İnsanlar gönüllü gelirler, partiye üye olurlar. Gençlerimiz var, kadınlar var. Efendim kökten öteden biri üyeliğini sürdüren partilerimiz var. Bizim üye sayımız hiç düşmedi. Sürekli artıyor. Ne kadar arttığını, her hafta ne kadar arttığını üyemizin onu görebiliyoruz gençlerle zaten. Gençlerle mi artıyor? Bu o çok önemli çünkü. Gençler, tabii gençler de var. Gençler var, kadınlar var. Bizim formumuzda her hafta MYK üyelerinin önüne gelen formda bir toplam üye sayımız var. O hafta ne kadar arttı diyelim 50 kişi arttı, 100 kişi arttı, 5 kişi arttı, 35 kişi arttı. Bir de genç kadın ve genç erkek sayısı var. Ne kadar arttı diye. Şöyle de bir karar aldık mesela. Partiye üye olan gençleri kadın erkek onları en gencini ben arıyorum. Partiye gelip üye oldukları için de kutluyorum. Bugün Kars'tan bir arkadaşımızla konuştum. Yeni üye oldu. Yeni üye oldu, evet. Kaç yaşında? Genç mi? Genç, 18. 18 yaşında, evet. Peki. Daha önce kurultayda da genç delegelerinizden bazıları sizin dikkatinizi çekmişti, onu biliyorum. Evet, şunu hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'na her hafta partiye kimlerin üye olduğunu, kaç kişinin üye olduğunu, internet üzerinden kaç kişinin üye olduğunu, bunların hepsini biz düzenli bütün MYK üyelerimize dağıtıyoruz. Yani azalsa orada görülür. Artış ne kadar orada yine görülüyor. Bu biraz İstanbul özelinde söylenilen ve yine Canan Kaftancıoğlu ile bağlantı kurulan bir durumdu. İstanbul özelinde sadece partiden ayrılanları veya
kaç kişi ayrıldı? Sadece bunu gösterirseniz haksızlık etmiş olursunuz. Partiden ayrılan da var tabii. Yani şimdi devlet memuru sınavına giriyor. Şimdi devlet memurunun parti üyesi olması mümkün mü? Mümkün değil, kazanıyor. Partiden istifa edecek tabii. Peki, şimdi Sayın Davutoğlu ile görüştünüz. Evet. Bu özellikle iktidar basınında da bir dalgalanma yarattı. İstikşafi görüşmeler kaldığı yerden devam manşetleri attılar. Ne görüştünüz Sayın Davutoğlu ile? Aslında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu konuşuldu. Yok, hayır, hayır. Tabii yeni bir genel merkez binası oluşturmuşlardı. Dolayısıyla kendilerini kutlamak için gittim. Arkadaşlarımızla beraber gittik. Kendisiyle konuştuk. Yani Türkiye'yi konuştuk, dış politikayı, iç politikayı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, arkadaşlarımız, onların, Davutoğlu'nun ekibi, benimle birlikte gelen arkadaşlar, onları tanıştırdık. Dolayısıyla keyifli bir görüşme oldu. Yani spesifik bir konuşmalar olmadı mı? Efendim? Adaylık meselesi, hayır, nasıl bir strateji, yani spesifik şeyler konuşmadı mı? Konuşulmadı. Doğru da değildi konuşulması o aşamada. Neden? Biz kutlamaya gitmişiz, hayırlı olsuna gitmişiz. Şimdi orada kalkıp da ittifak görüşmeleri ya da diğer görüşmeleri yapmak doğru değil zaten. Şık da olmazdı. Yani bir beklenti içinde sanki gidiyormuşuz gibi. Yok öyle bir şey. Onlar da yeni bir parti kuruldular. Sayın Davutoğlu iddialı. Yani yeni kitabı da malum basılmıştı. O kitaptan da verdi. Ben de benim bir kitabım çıkmıştı. O kitabı kendisine armağan olarak verdim. Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle karşılıklı olarak konuştuk. Tabii bu arada özel sohbetlerimiz de oldu. Şimdi yani Millet İttifakı hala devam ediyor mu? Çünkü sırasıyla önce Meral Akşener benim yayınımda yine bu liderler turunda dedi ki ya yani tam bu cümleyle söylemedi ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı isterim benim için en yüce şereflerden biridir dedi. Evet. Hatta esnafla da biraz nabız yoklaması yaptığını öğrenmiş olduk. Bugün de Sayın Davutoğlu demiş ki net söyleyeyim Gelecek Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Şimdi eskiden bir ittifak halinde bir ortak aday çıkaracaksınız gibi toplumda bir beklenti vardı. Şimdi yavaş yavaş herkes yok biz tekiz kendi adayımız demeye başladı. Çatırdıyor mu Millet İttifakı yok yoksa efendim. Bu yeni bir strateji mi? Efendim bu tartışmalarda bence gereksiz tartışmalar. Tabii soru sorulduğu için doğal olarak parti liderleri bu sorulara yanıt veriyorlar. Ama bugün aslında bunlar bana göre gereksiz sorular. Çünkü daha önümüzde bir süre var. 2023 diyor Sayın Bahçeli, o tarihte olacak diyor. Erdoğan da o tarihte olacak diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilleri seçimleri. Zamanda olarak yapılıyor. Tarihte vermiş. Şimdi 2020'deyiz. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, işsizlik sorunu varken, on binlerce çocuk yatağa aç girerken, yüz binler çöp konteynerlerinden topladıkları yiyeceklerle geçinmeye çalışırken, yine on binlerce gencimiz konteynerlerden, çöp kutularından, işte kağıttı, efendim pet şişeydi bunları toplayıp bunlarla geçimini sağlarken, Türkiye'nin bu kadar temel sorunları varken, bunları tümüyle göz ardı edip bir cumhurbaşkanlığı kim olacak tartışmasını yapmak bence doğru değil. Dolayısıyla yani Türkiye'nin temel sorunlarına odaklanmamız lazım. Yeri zamanı gelince elbette ki Millet İttifakı'nı oluşan liderler bir araya gelirler, oturup bu konuyu konuşurlar. Elbette her partinin cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkı vardır. Gerekirse ortak aday gösterilir. Bunlar o zaman gelince tartışılır. Ama yani belli bir karar yok böyle. Hayır, yani tamamıyla şu anda süreç içinde ortaya yani belli bir süreç diyorsun. İçinde. Yani süreç içinde bunlar çıkacaktır ama şu var. Yani Türkiye'de demokrasinin olmadığı, insan hakları ihlallerinin olduğu, gereksiz yere insanların hapislerde yattığı, gereksiz yere internet sitelerinin kapatıldığı, bir otoriter rejimin olduğu, otoriter rejimi besleyen saray rejiminin olduğunu, sarayda oturan zatın her dediğinin %100 doğru olduğunu ve kabul edilmesi gerektiğini topluma dayattığı bir süreci yaşıyoruz. Yani dolayısıyla biz Millet İttifakı'nın partileri olarak Türkiye'yi aydınlığa nasıl çıkarabiliriz? Türkiye'de yaşanan ekonomik buhranı nasıl aşabiliriz? Bunları dile getirmemiz lazım. Bakın ben defalarca şu çağrıyı yaptım. Ülkeyi bu hale kim getirdi? 18 yıldır bu ülkeyi yönetenler getirdi. 18 yıldır bu ülkede her dediğini yaptıran kişi kim? Erdoğan. İstediğini
Milletvekili yapıyor mu? Yaptı. İstediğini Anayasa Mahkemesi üyeliğini atıyor mu? Atıyor. İstediğini genel müdür yapıyor mu? Yapıyor. İstediği her şeyi gerçekleştirebiliyor mu? Gerçekleştirebiliyor. Peki Erdoğan'ın ekonomi bir buhran yaşıyorken bunun sorumlusu ben değilim, dış güçlerdir diyor ise o zaman sen dış güçlerin her dediğini yaptın ki ekonomi bu hale geldi. Siz bunu özellikle söylüyorsunuz. Ekonomik kriz değil, ekonomik buhran diyorsunuz. Buhran tabii. Özellikle kullanıyorsunuz. Ne fark? Hangi nüansla bunu kriz kullanıyorsunuz? Kriz şöyle. Alınacak belli kararlarla bu kriz aşılabilir. Bu günlük hayatta da karşılaşırız bununla, siyasette de karşılaşırız bununla. Krizler olur ama o krizler belli bir zaman dilimi içinde atlanır. Ama ekonomide geldiğimiz nokta kriz olmaktan çıkmıştır artık. 2018'de 13 madde halinde bu ekonomik krizden nasıl çıkarız onu çıkıp anlattım. 13 madde halinde saydım. Ama dikkate almadılar. Kriz neye dönüştü? Önlem alınmadığı için. Kriz buhrana dönüştü. İşsizlik sorununu ne kadar sürede çözersiniz? Bir yılda çözebilir misiniz? Hayır. İki yılda çözebilir misiniz? Hayır. Demek ki buhrana dönüştü. Ekonomide sadece işsizlik sorunu değil. Ben size ekonomiden gerçekleri anlatayım. Türkiye. Ama isterseniz ikinci bölümde anlatayım. Peki. Çünkü birazdan reklama gideceğiz. Lafınızı bölmek istemiyorum. Bir bütünlük olsun tabii diye. Bugün Sayın Babacan dedi ki bu daha iyi günlerimiz. Daha evet, da korkuncu geliyor. Öyle. Katılıyor musunuz? Evet. Evet. Nasıl bir korkunçluk bu? Şöyle bir korkunçluk. Türk lirası milli paramız mı? Milli evet, paramız. Adı üstünde Türk lirası. Hükümet borçlanmayı neyle yapıyor? Erdoğan ve damadı dolar üzerinden. Ne oldu peki milli para? Ne oldu bu Cumhur İttifakı? Ne oldu bunların milliyetçiliği? Ne oldu sarayın bekçisinin durumu, pozisyonu? Nerede bu milliyetçilik? Türk lirasını biz savunuyoruz, onlar Amerikan dolarını savunuyorlar. Türk lirası üzerinden borçlanın diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Amerikan doları üzerinden borçlanıyorlar. Bu ekonomi düzelir mi? Düzelmez. El avuç açtılar bütün dünyaya. Gitmedikleri yer kalmadı, ne olursunuz bize para verin diye. Bir tek Katar'dan buldular, biraz da Çin'den. Neden? Kimse güvenmiyor size, ekonominize güvenmiyor. Doları milli para haline getirdiler. Bankalarda mevduatın yarısından fazlası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yarısından fazlası dolarsa, Türk lirası değilse, o zaman Türk lirası nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Sorumlusu kim? Özellikle bunu AK Partili kardeşlerime sormak isterim. 18 yıldır bu ülkeyi yönetip, 1100 odalı sarayında oturan, bir eli yağda, bir eli balda olan bir insan, Türkiye'nin gerçeklerinden bu kadar kopuk olursa, Türkiye'yi ekonomik buhrandan çıkarabilir mi? Çıkaramaz. Mümkün değil. Kendisine çağrı yaptım. Dedim ki, ben nasıl 13 maddeyi anlattım. Ekonomik krizden şöyle çıkabilirsin diye. Daha sonra ekonomik buhrandan, 2 yıl sonra ekonomik buhrandan şunları yaparsan çıkarsın dedim. Çık dedim Erdoğan'a, sen de milletin önüne çık ki biz ekonomik buhrandan şu kararları alarak çıkacağız. Açıkla. Açıklıyor mu? Hayır. Damat, o da açıklayamıyor. Peki, Berat Albayrak'ın politikalarıyla da devam edeceğiz. Aynı zamanda size şu soruyu soracağım reklam arasından evet, sonra. Neden Millet İttifakı liderleri olarak yan yana fotoğraf verip biz buradayız ve güçlüyüz fotoğrafı vermiyorsunuz? En fazla merak edilen sorulardan bir tanesiydi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ile röportajımız reklam arasından sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Daha merak ettiğiniz başka sorular da var. Üçüncü ittifak mümkün mü? Ve tabii ki Türk Tabipler Birliği ile olan görüşmeniz ve Devlet Bahçeli'nin bunlar zaten aynı kökenden besleniyorlar deyip CHP'yi de suçlaması. Birazdan birlikte olacağız. CHP Genel Merkezi'ndeki yayınımız devam ediyor. Kemal Bey, şimdi ben size ekonomiyi sormaya devam edeceğim. Gerçekten de halkın evet, gündemi bu ama gelen sorulara da bakıyorum. Şimdi iki soru var önemli. Hı. Tekrar oraya bir dönelim isterseniz. Bir tanesi diyorlar ki Kemal Bey ittifakın dengelerini
CHP'nin önceliklerinin önüne koydu. Yani sosyal demokrasi, sosyalizm ve Kemalizm. Dolayısıyla ittifakın hassasiyetlerinden daha meşgul CHP'nin hassasiyetlerinden. Doğru mu? Şöyle, Türkiye şu anda sadece ekonomik açıdan değil, siyasal ve toplumsal açıdan da bir buhranın içinde. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi demokrasi. Demokrasinin olmadığı yerde Kemalizm'den de Atatürkçülükten de sağdan da soldan da söz edemezsiniz. Çünkü totaliter bir rejim vardır. Tek adam rejimi vardır. Onun söylemlerinin dışında bir söylem dile getirmek yasaktır. Veya bir ağır bedeli vardır. Bu ağır bedeli gazeteciler içeride görüyoruz, siyasiler içeride görüyoruz. Bunları görüyoruz zaten. Kamuda görüyoruz, özel sektörde görüyoruz. Bunların hepsi yaşanıyor. Dolayısıyla bugün toplumu ikiye ayırmak gerekiyor. Demokrasiden yana olanlar, tek adam rejiminden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların birleşmesi lazım. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için, Türkiye'ye dünyada saygınlık kazandırmak için onların bir araya gelmesi lazım. Demokrasi mi istiyorsun? Gel kardeşim. Sağcı, solcu, ortacı neyse oturacağız. Önce bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Sonra herkes düşüncesini rahatlıkla ifade edebilir. Ondan sonra iktidara gelen parti demokrasi içinde kendi vaatlerini dile getirecek. Vatandaş istemiyorsa onu diyecek, kusura bakma, ben seni iktidardan aldım, sana oy vermiyorum, şu partiye vereceğim diyecek. Dolayısıyla demokrasi dışındaki bütün söylemlerden Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Önümüzdeki seçimlerde böyle. Millet İttifakı'nın özünde yatan da bu zaten. Bakın Millet İttifakı'na, demokrasiden yana olanlar bir tarafta. Totaliter rejimden yana olanlar da iki parti öbür tarafta. Totaliter mi? Evet. Tek adam rejimi mi? Evet. Tek adam rejimi. Şimdi sadece bir kişi hani kendi partisi üzerine egemen olsa ben bunu anlarım. Ama siz yasama ve yargıyı da tek adam sistemine dönüştürdünüz. Yargı karar verirken saraya bakıyor. Yasama organı saraydan gelen talimata göre el kaldırıp indiriyor. Dolayısıyla özgür iradeler parlamentoda dile getirilmiyor. Biz ne diyoruz? Eğer parlamentoyu, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gazi Meclisimizi Milli Kurtuluş Savaşı'ndaki ruha dönüştürebilirsek, hem eleştiriyi hem övgüyü milletvekilleri çıkıp rahatlıkla dile getirebiliyorlarsa, o parlamento milletin parlamentosudur. O nedenle baştan söyledik. Milletvekillerini partinin liderleri değil, milletvekillerini halk seçmeli. Millet seçmeli. Milletvekilini önüne kim ne konuyor? Liste konuyor. Sen buna oy ver deniyor. Çoğu milletvekilini kimse tanımıyor bile. Bu demokrasi mi? Parlamentonun gücü. Bakın, burada söylediğimiz temel bir cümle var. O temel cümle de şudur. Eğer biz hukuk sistemimizi, seçim yasaları dahil, darbe hukukundan arındırırsak, 12 Eylül, 12 Mart, 20 Temmuz sivil darbesinden sonra olanları, demokrasiye aykırı bütün düzenlemeleri hukuk sisteminden arındırıp, gerçekten de çağdaş ülkelerde, demokrasi gelişmiş ülkelerde olan bütün normları kendi ülkemize getirirsek, o zaman Türkiye gerçek anlamda demokrasiye kavuşmuş olur. Şimdi zaten bütün partilerin farklı sorunlara yönelik farklı çözüm önerileri ya da farklı duruşları var. Evet. Fakat sorulardan biri şu sizlere. Hı. Ama size soracağım tabii, evet, ki. Neden madem diyorsunuz ki biz demokrasi etrafında birleştik. Evet. Neden bütün Millet İttifakı'nda şu anda var olan, yani içinde olan, evet, ya da katılacak olan liderler yan yana çıkıp halkın önünde biz birlikteyiz, siz dostlar olarak adlandırmıştınız. Dostlar, evet. İttifak olarak birlikteyiz. Şu anda tek kaygımız da demokrasi. Bu fotoğrafı niye vermiyorsunuz? Yeri geldiğinde o fotoğraf da verilebilir. Yani şöyle, yani önemli olan elbette fotoğraf verilebilir. Fotoğrafın dışında söylemlerdir. Yani biz ortak olarak şu cümleyi kullanabiliyorsak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız diyebiliyorsak, bence bu bir ortak söylemdir. Evet, bunu yapmak zorunda mıyız? Evet, yapmak zorundayız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin,
şu beyannamenin özü budur zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. yüzyıla, 1. yüzyılda kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak zorundadır. Bizim ülkemizin insanı nerede yaşarsa yaşasın, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, eğer biz bu ülkeye demokrasiyi getiriyorsak ve bu ülkeye biz birinci sınıf demokrasi, yani kör topal bir demokrasi değil, adı demokrasi ama demokrasi değil, birinci sınıf demokrasi, yani Kanada'daki gibi, efendim Almanya'daki gibi, Güney Kore'deki gibi, Japonya'daki gibi, Norveç'teki gibi, İsveç'teki gibi insan haklarını öne çıkaran, insanı öne çıkaran, insanın düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir toplum haline getirebiliyorsak, inşa edebiliyorsak, bundan kim kazançlı çıkacak? Her görüşten insanımız kazançlı çıkacak. Ben bunu savunuyorum. HDP dedi ki biz de liderler turu yapacağız, herkese gideceğiz. Bizi kabul etmeyen olursa da canları sağ olsun dedi. Evet. HDP ile siz görüşecek misiniz? Görüşmek isterlerse elbette tabii. Niye görüşmeyelim? Bakın bayramda, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler görüşürler. Bütün partilerle görüşen biziz. Biz bütün partiler. Çünkü biz şöyle, herkesin düşüncesine saygı gösteririz. Temel bir kuralımız vardır. Vatanın bütünlüğü ve bayrağımız. Bu kurala kim uyuyorsa bütün partilerle beraber oluruz, evet. Bir araya geliriz. Şimdi Sayın Demirtaş'ın sizi değil ama Meral Akşener'e ithafen söylediği bir sözü var. Ruşen Çakır'a verdiği röportajda. Asıl işi konuşmak ve diyalog kurmak olan siyasetçilerin iktidarın yaydığı korku nedeniyle birbiriyle konuşmaması utanç verici olur diyor. Gerçekten de dindar, muhafazakar, milliyetçi seçmeni korkutmamak için çekinerek gerek dış politikada, gerek iç politikada ya da partiler arası görüşmelerde çekinip daha korkak, belki ağır bir kelime olacak ama çekinceli bir siyaset götürüyor musunuz? Bu konuda da eleştiriliyor çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi mi? CHP de eleştiriyor diğer partiler de. Ama muhafazakarları... Tabii diğer partiler için bir şey söylemek benim hakkım değil zaten. Sorayım. Doğru da değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kimseden falan çekindiğimiz yok. Hı. Bildiğimiz düşünceleri rahatlıkla ifade ediyoruz. Rahatlıkla dillendirebiliyoruz. Bir yerde insan hakları ihlali varsa bizim partiden olup olmamasına hiç bakmıyoruz. O insan hakları ihlali varsa oraya milletvekillerimizi gönderiyoruz. Gidin konuşun diyoruz. Mahkemeleri varsa mutlaka o mahkemeleri izleyen arkadaşlarımız var. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız var. Aynı zamanda bir hukukçu. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa oraya o dava görüşülürken oraya gidiliyor. Kadına şiddet nerede varsa oraya mutlaka o davaları milletvekili arkadaşlarımız izliyorlar. Dolayısıyla iktidarın yaratmak istediği bir korku iklimi var. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Ama bu korku iklimi bizim için çalışmaz. Bizim ruhumuzda Kuvayi Milliye vardır. Ama Kuvayi Milliye kendi halkıyla kavga etmek değildir. Kuvayi Milliye'nin özünde kendi halkını bütünleştirmektir. O bütünleşmeyi hangi eksende yapacağız 21. yüzyılda? Demokrasi ekseninde yapacağız. Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade edebildiği bir toplumu inşa etmek zorundayız. Belki benim eksiğim var. Belki yanlışım var, belki hatam var, belki suçum var. Ama o bunu rahatlıkla dinlendirebilmeli. Ben de onu dinleyebilmeliyim. Varsa yanlışı çıkıp söylemeliyim. Kardeşim senin söylediğin bu yanlıştır, doğrusu budur. Bunu yapmalıyız. Bunu yapabilirsek demokrasiyi derinleştirmiş oluruz. Demokrasinin derinleşmesi bir kültürün oluşmasına yol açar. Dolayısıyla o kültürü toplumun her kesimi benimsemiş olur. Bizim arzu ettiğimiz bu. Şimdi bir hep de şu var, bu ittifak partilerini bir araya getirecek bağımsız bir çatı isim olsun onun etrafında. Yani zorlukları var parti liderlerinin yan yana gelmekte, ifade etmekte. Bir bağımsız isim olsun, muhalefeti toplasın. Siz bir keresinde öyle bir şey konuşmadık ama Abdullah Gül'den bu AK Partililer çok korkuyorlar dediniz bir röportajınızda. Bir tartışmadır başladı. Abdullah Gül mü yeniden aday gösterilecek ya da CHP'nin adayı Abdullah Gül mü olacak diye. Bir kez daha şunu bir açıklar mısınız? Gerçekten bunun üzerinde Abdullah Gül'le bir görüşme yapıyor musunuz? Hayır efendim. Aklınızdan, gönlünüzden geçiyor mu? Nedir bu Abdullah Gül konusundaki duruşunuz? Hayır efendim. Duruşunuz? Sayın Gül'le yani en son Sayın Gül... kız kardeşimin vefatı dolayısıyla aradı, başsağlığı diledi. Ondan önce de ben
bir konu dolayısıyla telefonla görüştüm. Daha sonra yüz yüze de, daha önce, ondan önce de yüz yüze de görüştük. Yani Sayın Abdullah Gül bizim siyaset dünyamızın önemli aktörlerinden birisidir. Kabul etmek gerekir. Demokrasiye bağlılığını değişik ortamlarda vurgulamıştır. Bunu da saygıyla karşılarım. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bana böyle bir soru sorulduğu için, ya niye bu soru soruluyor? Yani özellikle AK Parti kanadı Abdullah Gül ismini bir türlü içine sindiremiyorlar. Sindiremeyebilirler yani. Niye korkuyorlar diye bu soruyu da sordum. Bu hemen efendim siz koşulsuz işte bilmem ne falan filan işte CHP'nin adayı vesaire falan filan bir kısır, bir gereksiz, bir lüzumsuz tartışma başladı. Ortada bir aday yok, bir adaylık yok, bir talep yok, bir şey yok. Yani biz bir Millet İttifakı'yız. Millet İttifakı'nın aktörleriyle yani liderleriyle oturup konuşmadan benim tek başıma oturup karar almam o zaman kurduğumuz ittifaka ihanet olur. Yani biz böyle bir söylem üzerinden bütün ittifakı darmadağın edip efendim onları tamamen dışlayıp ben bildiğimi okurum derseniz bu demokrasi kültürüne de zarar verir. O zaman şunu anlıyorum ki sizin de kafanızda ben olayım, Ekrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun, CHP'nin adayı şu olsun gibi henüz böyle yok efendim, isimler yok. Yok zaten, yok zaten. Yani şu, belediye başkanlarımız belediye başkanlıklarını yapacaklar. Güven tazeleyecekler. Başarılı olacaklar. Sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar. Ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler. Bunu istiyorum ben. Ekrem Bey de başarılı olacak. Mansur Bey de başarılı olacak. Onların başarı çıtasını izliyoruz. Diğer büyükşehir belediye başkanlarımızın da başarı çıtasını yakından izliyoruz. Duayen olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Bey mesela, yeni seçilen bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Yılmaz Bey'den görüş alıyorlar. Çünkü Yılmaz Bey'in şöyle bir özelliği var. Yılmaz Bey uzun yıllar belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi azınlıktayken Eskişehir'i yönetti. Nasıl yönettiği konusunda bilgi alıyorlar. Çalışmalar yapıyorlar ve bizim büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla bir araya geliyorlar. Zoom üzerinden şimdi koşullar onu gerektirdiği için bir araya geliyorlar, oturup konuşuyorlar, ortak politika belirliyorlar, düzenli genel merkeze bilgi veriyorlar, arzu ettiğimiz, istediğimiz bilgileri veriyorlar. Biz de onu yeri ve zamanı gelince de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu aşamada bir cumhurbaşkanlığı tartışması yapmak doğru değil. Tamamen dikkatleri başka alanlara yönetmek için bu tartışmalar yapılıyor. Bence şu anda toplumun gündemi ekonomi. Şimdi ben de oraya geleceğim ama size şunu sorayım. Şimdi şu enteresan bir durum. Bu soruyu sorabilmek bile lüks artık haline geldi ama size rahatlıkla bunu sorabilirim. Kimi kamuoyu yoklamalarında mesela bazen Ekrem İmamoğlu, bazen Mansur Yavaş, evet, sizin çok önünüzde popülaritesi yüksek çıkıyor. Evet. Siz mesela gerilerde kalıyorsunuz. Hı. Mesela kızıyor musunuz buna? Yok efendim, niye kızayım? Keşke mesela niye ben değilim dediğiniz oluyor mu? Hayır efendim. Öyle bir şeyim yok. Yani efendim şu popüler, bu popüler, öbürü popüler. Olabilir tabii. Keşke bütün belediye başkanlarımız popüler olsa. Ben yani bundan... lider değilim. Bunlar nasıl olur da benim önüme geçerler gibi bir duyguya kapıldım. Hayır efendim, hayır efendim. Niye öyle bir duyguya kapılayım? Yani o arkadaşların belirlenmesinde, aday olmasında benim emeğim vardır. Dolayısıyla partilerimizin emeği vardır. Onlar ne kadar başarılı olursa ben o kadar gurur duyarım. Şimdi sizin... Benim siyaset anlayışım diğer liderlerden çok farklı. Özellikle Cumhur İttifakı'nı oluşturan liderlerden çok farklı. Benim siyaset anlayışım da şu var. Kim millete hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Kim milletin 5 kuruşunu savunuyor ve o 5 kuruşuna el uzatmıyorsa, onun hakkını teslim ediyorsa benim başımın üstünde yeri var. Bizim belediye başkanlarımızı seçerken bu duyguyla seçtik. Onlar ne kadar başarılı olursa biz o kadar gurur duyarız. Şimdi ittifakın birleştiği noktalardan birisi geliştirilmiş parlamenter sistem. Şimdi ben bunun kendim de gazeteci olarak, evet, daha önce birkaç kere de söyledim. Başkanlık sistemi sırasında muhalefet bunun tam ne olduğunu anlatmakta zorlandı, eksik kaldı kamuoyuna. Şimdi tekrar bir geliştirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz ve ittifak ediyorsunuz bu konuda bütün partiler olarak ama bunun topluma çok iyi anlatılması gerekecek. Çünkü iktidar muhtemelen şöyle diyecek.
Erdoğan'ı devirmek için yapıyorlar bunu. Yani Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı'nı devirmek üzerinden size karşı strateji kuracaklar. İyi anlatılmazsa. Yani başkanlık sistemini kaldırıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemiyor bunlar. Erdoğan karşı. Çok kısa, herkesin kısaca evet. anlayacağı gibi. Nedir bu geliştirilmiş parlamenter sistem? Ne olacak ve geçiş süreci ne olacak? Yani seçime Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, kurucu meclis mi olacak, ne olacak? Yok efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakkını teslim etmek. Türkiye Büyük Millet mi? Orası demokrasinin kalbi mi? Evet. Demokrasinin Kâbesi mi? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin yönetimindeki yasaları çıkaran organ mı? Evet. Bu organı bir kişinin iki dudağına teslim edebilir misiniz? Edemezsiniz. Peki bu organı, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir kişinin iki dudağına teslim eden yasal düzenleme ne zaman çıktı? Darbe döneminde çıktı. Biz ne dedik? Darbe hukukundan arınması lazım dedik. Biz ne dedik? Milletvekillerini millet seçmeli, siyasi partilerin liderleri seçmemeli. Biz ne dedik aynı zamanda? Yasama organı, yürütme organını denetleyebilmeli. Şu anda yasama organını, yürütme organını denetleyemiyor. Tam tersine yürütme organı, yasama organını kontrol altına almış durumda. İstediğini yaptırıyor yasama organına. Bugün Erdoğan kanun teklifi getirsin, Türkiye 83 değildir, 85 ildir, sizin haberiniz yoktur diye kanun teklifi getirsin, emin olun AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekillerine el kaldırırlar. Çünkü iradelerini nereye teslim etmişler? Bir kişiye, saraya. Şimdi biz buna parlamenter sistem diyebilir miyiz? Hayır. Güçlü olacak parlamento. Güçlü olacak. Bakanları sorgulayabilecek. Şu anda bırakın parlamentoyu, bakanları sorgulaması. Bakanlar milletvekillerinin verdiği soru önergelerine bile cevap vermiyorlar. Eğer bir milletvekilinin sorduğu soru önergesine bakan süresi içinde hiçbir gerekçe göstermeden cevap vermezse o bakanlıktan ayrılmak zorundadır. Şöyle sorayım kısacık. Bunun düzenlemelerini yapacağız. Yani anlaşılsın diye soruyorum. Millet İttifakı kazandı. X, Y, evet. Z kimse adayı nasıl olduysa birinci turda ya da ikinci Tabii. turda kazandınız. Sonra şu ana kadar oluşturulan o güç yetki kazanacak. Mekanizmasını koruyacak mı seçilen başkan, yoksa yavaş yavaş bir başbakana devrederek eski sistem, yarı başkanlık sistemi gibi bir şey mi olacak? Nasıl olacak? Ya gelip gidip oraya oturan da çok beğenir ve kalkmazsa? Onu da söyleyeyim. Tabii bu benim düşüncem. Yani diğer ittifakı oluşturan partilerin liderleriyle bu konuyu konuşmadım. Ama böyle bir olay, yani seçim zamanında ittifakı oluşturan liderler bir araya gelip bu konuda bir protokol imzalamak zorundalar. Biz neyi düşünüyoruz? Cumhurbaşkanı olarak seçtiğimiz kişi bir süre sonra sembolik olacak orası. Güçlü olan yürütme organı da kim olacak? Başbakan olacak. Peki hangi zaman dilimi içinde buraya geçilecek? Anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere. Ve biz güçlü parlamenter sistemi oluştururken neleri yapacağız? Bunlar alt alta yazılacak, bir protokol oluşturulacak, hep beraber imzalayacağız. Ondan sonra bunun gereği çıkacağız milletin önüne. Diyeceğiz ki bize oy verin, bize oy verdiğiniz zaman biz sizden topladığımız vergilerin her kuruşunun hesabını size vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti saydam bir devlet olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devlet harcamalarını denetleyen Sayıştay'ı evrensel kurallarla donatıp o Sayıştay'ın hesap sormasını da, o imkanı da vereceğiz. Bütün bunların hepsi yine aynı şekilde muhalefet partisinin başkanına kesin hesap komisyonu başkanlığı vereceğiz. İktidar gelip o kesin hesap komisyonu da kesin hesap bütçesinin hesabını verecek. Ve bütün bunları yapacağız. Yani hesap vermekten korkan değil, hesap vermekten şeref duyan bir parti, bir anlayış, bir demokrasi anlayışını getireceğiz. Biz bunları savunacağız. Tabii eğer seçim sistemini değiştirmezlerse, ya da şöyle sorayım, ya değiştirirlerse, ittifakları zorlaştıran ve işte kuralları değiştiren, seçim sisteminin değiştirileceği ve bu yönde bir yasa tasarısı hazırlandığından bahsediliyor. Bunu stratejiniz nedir? Engelleyebilecek misiniz? İttifakları zorlaştıracaklar ittifakların oluşmasını. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani yerel siz yönetimlerde yerel yönetimlerde ittifakı öngören bir düzenleme var mıydı? Yoktu.
Ama yerel yönetimlerde pekala güçlü bir ittifak oluşturuldu. Demek ki hani, peki alanı neydi bu ittifakın? Alanı şuydu. Güçlü bir yerel yönetim, demokrasi gelişmiş bir yerel yönetim ve seçilen ittifak içinde seçilen belediye başkanlarını da sürekli halka, kendilerini seçen beldeye hesap vermeleriydi. Bugün bizim belediye başkanlarımızın başkanlığında toplanan belediye meclisi internet üzerinden yayın yapıyor. Herkes izliyor. İhaleler somut yapılıyor. Herkes izliyor. Kim katıldı, kim katılmadı bunu izliyor. Yeni bir şeffaflık anlayışını. Yeni bir asmış şu köprü bu kadar mal oldu diye Ankara'da. Yani yeni bir şeffaflık anlayışını, vatandaşa hesap verme anlayışını getirmek istiyoruz. Siyasetin özünde siyaset kurumu halkı aşağılamayacak. Halkı küçük görmeyecek. Zorla topladığı vergilerin hesabını verecek. O zaman bu ülkeye demokrasi gelmiş olacak. Vatandaşlarımdan da şunu bekliyorum. Şirin Hanım, onu da rahatlıkla ifade edeyim. Eğer bir ülkede vatandaş ödediği verginin hesabını sormuyorsa o ülkeye demokrasi gelmez. Demokrasi vatandaşın ödediği verginin hesabını sormasıyla gelir. Bu süreçte bir esnafın söylediği bir cümle çok önemli. 40 yıldır devlete vergi veriyorum, 40 gün bana bakamadı. Pandemi süresince. Tabii pandemi süresince. Bu cümle o vatandaşın, o esnafın verdiği verginin bilincinde olduğunu gösteriyor. Esnaf devlete yük olmaz. Vergisini de veriyorum. Ya arkadaş dükkanını kapat dedin, kapattım. E aç kaldım. Sen bana 40 gün bakamıyorsun. Kim bakamıyor? Mevcut iktidar bakamıyor. Şimdi Meral Akşener bunu söylemişti ama 2023'e kadar bu ekonomik gidişatla iktidarın hükümet kalmadı da zaten iktidarın dayanmasına imkan yok. Erken seçim şart. Sizce bir 2020'de erken seçim olma ihtimali nedir? Merak etmiş seyircilerimiz. Şimdi ve çağrı yapar mısınız ittifak olarak? Erken seçim için mi? Şöyle erken seçim olur mu olmaz mı? Saray karar verecek ona. Ya da Bahçeli diyecek ki artık seni desteklemiyorum diyecek. Ama Sayın Bahçeli de açıklama yaptı. 2023'te olacak dedi. 2023'te seçim olursa seçime gideriz. Ha ekonomi diyorsanız, ekonomi daha kötüye gidecek. Yani 8'e dayanmış dolar, efendim? 10'a dayanmış euro ve... Şimdi bakın. Hazine tam takır. Son 12 ayda, ya önümüzdeki 12 ayda 171 milyar dolar borç ödenecek. Yani bunu şimdi böyle ekonomi olarak yap, mesela ne demek oluyor bu bir vatandaşın cebi açısından? Bu şu demek oluyor. Devlet bugüne kadar borçlandı. Şimdi o borçların ödenmesi gerekiyor. Önümüzdeki ay 12 ay içinde 171 milyar dolar devlet borcunu ödeyecek. Yani borç aldığı kişilere 171 milyar dolar borç ödeyecek. Peki bu kadar para var mı? Yok. İşte peki yani. Borç ödemek için ne yapacak? Yeniden borçlanacak. Kimden? Ve yüzde kaç faizle? Yeniden borçlanacak. Başka bir şey. Bakın, şu anda bütçe açığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı oldu. Bütçe açığını kapatmak için ayrıca borçlanmak zorundasınız. Yani bütçede olmayan parayı harcadınız. Elde olmayan parayı harcadınız. Onu da borç aldınız. Bütçe açık veriyor. Bütçe açığını kapatmak için de borçlanacaksınız. Faiz ödeyeceksiniz. AK Parti iktidarı döneminde 18 yılda 178 milyar dolar dış borç aldığınız kesimlere faiz ödediniz. 178 milyar dolar faiz ödediniz. Faiz haramdır diyorlar değil mi? Faizi düşüreceğiz diyorlar değil mi? Millete yalan söylüyorlar. Şirin Hanım şunu söyleyeyim. Hayatımda bunlar kadar yalan söyleyen hiçbir iktidar görmedim. Bakın bir daha söyleyeyim. Bunlar kadar yalan söyleyen hiçbir iktidar görmedim. O sosyete damat ne demişti? Erdoğan çıkıp dese ki ayağa dört ayrı şeritli yol yaptık dese inananlar çıkar diye. Ya milletle dalga geçiyorsunuz. Milletle. 178 milyar dolar
Faiz ödedi. Bu vatandaşlar cebine dağıttığınızda nasıl bir bedel çıkarıyor halka? Efendim? Hesaplamanız var mı? Yani her bir vatandaşın cebinden ne çıkacak anlamına geliyor bu. Ne ödeyeceğiz yani hep birlikte? Hep beraber. Bu dedim ya 171 milyar dolar ödenecek sadece dışarıya. Dışarıya. Kim ödeyecek bunu? Vatandaş ödeyecek. Faiziyle beraber ödeyecek. 171 milyar dolar önümüzdeki 12 ay içinde bu ülke o dış güçlere yeni vergiler konulacağını düşünüyor musunuz? Yani nasıl şimdi işsizlik şunu sorayım ilk önce siz bir dönem yani CHP olarak hem yolsuzlukların çok üzerine gidiyordunuz evet. ve dosyalar açıyordunuz. İşte evet. Manadası gibi evet. Ondan sonra devletlik mesela Türk Hava Yolu Yönetim Kurulu'na olmadık insanlar atanıyor devlet bankalarına. Atandı. Bugün öğrendik ki TRT'de spor spikeri bir isim 400 küsur bin liralar kazanıyormuş şirketi üzerinden vesaire vesaire. Fakat muhalefet bu konularda eskisi kadar çok üstüne gitmiyor. Özellikle mi? Yani hani AK Parti yani neden bu yolsuzluk ve tam şimdi, takır olması üzerine çok gitmiyorsunuz? Şimdi şöyle. Şu anda önemli olan mutfak. Zaten yolsuzluğu bunların yolsuzluğun bir parçası olduğunu herkes biliyor. Yani bundan sonra bir yolsuzluk edebiyatı yapmanın şeyi de yok. Çünkü her alanda her alanda yolsuzluk yapıyorlar. Her alanda. Yani ihaleyi kime veriyorlar? Çağırıyorlar 5 kişi. Ki bunlara 5'li çete deniyor. Her birisine tek tek şu ihaleyi sen alacaksın. Şu ihaleyi sen alacaksın. Şu ihaleyi sen alacaksın. Hatta fiyatı da belirliyorlar. Ama bu kadarını biz seçime girdiğimiz zaman bize vereceksin. Biz bununla seçimi finanse edeceğiz diyorlar. Diyorlar mı? Diyor. Bunu herkes biliyor zaten. Dolayısıyla sokaktaki vatandaşın şu anda bir numaralı derdi evin mutfağı. Evin mutfağı. Ne yaparlarsa yapsınlar sonucunda vatandaş akşam eve gittiğinde buzdolabının kapağını açtığında gerçekle somut gerçekle karşılaşıyor. Şimdi sırası gelmişken süremiz de kısalıyor. Bu Selin Sayıkböke CHP Genel Sekreteri evet. dedi ki Türkiye 5 tane şirkete ihale edildi. O 5 şirket dönüşümlü olarak bütün kamu mallarını ve kamu ihalelerini alıyor. Öyle. Dolayısıyla biz gelirsek bu 5 şirketi, şirketleri değil, 5 şirketi kamulaştıracağız. Yalnız bu iş dünyasında biraz bir fırtına yarattı. Eyvah CHP gelip devletleşme, devletçiliğe geri mi dönecek? İşte ne bileyim özel sektöre el mi koyacak? Nasıl bu şirketleri? Hayır hatta, efendim. Şimdi nedir bunu bir kısacık bir cümle... Bunun özü şu. Ne yapacaksınız yani? Gerçekten el mi koyacaksınız? Hayır efendim. Şimdi yol yapıyorlar değil mi? Dolar bazında ödüyorsunuz. Havaalanı yapmışlar. Örneğin Kütahya Havaalanı. Garanti vermişler dolar üzerinden. Hastane yapmışlar şehir hastaneleri. Garanti vermişsiniz dolar üzerinden. Yani hasta yatsa da yatmasa da belli bir parayı vereceksiniz. Yoldan köprüden geçip geçmese de belli bir parayı vereceksiniz. Ve o garantilerin parasıyla 5 tane köprü yapılabilir, 20 tane şehir hastanesi yapılabilir. Ya tam bir soygun düzeni. Biz kamu özel işbirliğiyle yapılan ve tam bir soyguna dönüşen bu kurumları, bu hastaneleri, bu yolları kamulaştıracağız. Şehir hastanesi şirketleri de... değil. Hayır, yolları, köprüleri, hastaneleri. Tabii onu kamulaştıracağız. Yani dünyanın parasını niye verelim ya? Fakir fukaranın tüyü bitmemiş yetimin hakkı var ya. Biz bu hakkı niye teslim edelim ona? Bakın Türkiye'de 4 tür hastane var. Devlet hastanesi. Ankara'da, İstanbul'da numune hastanesi, devlet hastanesi diye yazarak kapısında. Özel sektör hastanesi var. Özel hastanelerdir. Bir sürü özel hastane var. Üniversitelerin hastaneleri var. Bir de şirket hastaneleri var. Ona şehir hastanesi diyor. Şirket hastanesi bunlar. Sadece arazi devlete ait. Devlet buraya para veriyor. Dünyanın parasını veriyor. Niye veriyoruz? Onları üstelik diyorsun. Yıllar yılı vereceğiz. 20 yıl vereceğiz. 30 yıl vereceğiz. Ya 30 yıl. Bakın sadece bu yıl 6,5 milyar lira para ödeyeceğiz. 6,5 milyar lira hastaneler hariç. 6,5 milyar lira vereceğiz. Pandemi dönemindeyiz. Kahveci maliyet yüklendi mi? Yüklendi. Esnaf yüklendi, taksici yüklendi, şoför, otobüs şoförü yüklendi, tır şoförü yüklendi, efendim sanayici yüklendi. Herkes bir sorumluluk aldı. Tamam dedi, pandemi dönemidir, geliri düştü. Bu adamların yollar,
köprüden, hastanelerden aldıkları milyarlar için tık parası götürdü, ödendi. Bunlar demediler ya. Ben şu teklifi yaptım Erdoğan'a. Bunlara çağır de ki, ya böyle bir süreç var. Benim sosyal devleti hatırlatmam lazım. Bu sosyal devletin adama dükkanını kapat dedim ama kirası var. Bari ben bu kirayı ödeyeyim. 3 ay süreyle bu kirayı ben ödeyeyim. İşte ise kiraz, yani gelirden de vazgeçtik. Bunu ben ödeyeyim de çağır. Bu ödeyeceğimiz paraları yıl sonuna kadar erteleyelim. Siz bunu almayın. Bu teklif dahi yapılmadı. Kahveci demişken, bugün sizin kahvehanelerle ilgili öneriniz troller tarafından pek bir espri konusu yapıldı. Özellikle iktidarın belki de işte nedir adı, isimleri tarafından. Evet. İşte Kemal Kılıçdaroğlu kart oynamayı da bilmiyor. Kahvehanelere mi kaldık, gündemde başka şey yok mu? İşte kahvehanelerdir gidiyor. Sizce zamanlaması kötü mü oldu ya da bu kadar konu varken niye kahvehaneler dediniz? Bir de kart oynamayı bilmemekle suçlanıyorsunuz. Bilardo oynayanlar, bezik biriç oynayanlar ne olacak diye soruyor. Biriç değil ama bezik oynayanlar ne olacak diye sormuş seyirciler. Şöyle, 1 milyonun üstünde kahvehane var. Acaba biliyorlar mı kahvecilerin yaşadığı sıkıntıyı? Dükkanlarını kapattılar, biliyorlar mı acaba nasıl geçindiklerini? Biliyorlar mı acaba orada kahvede çalışan insanların kahve kapandığı süre içerisinde evlerine ekmek götürüp götürmediklerini? Şirin Hanım, ben kahveci arkadaşlara da söyledim, taksiciye de söylüyorum, berbere de söylüyorum, manava da söylüyorum, bakkal dükkanına da söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bütün garibanların sözcüsüyüm. Bütün garibanların sözcüsüyüm. Kahveyi açtık dediniz, efendim kağıt oynanmayacak. Niye oynanmayacak? Bana geldi, dediler ki, ya bizde kağıt da oynansın. En azından biz yeni deste kağıt açarız. Ben bunu dillendirdim. Vay efendim, sen bunu nasıl dillendirirsin? Nasıl bunu söylersin? Sen kağıt oynamasını da bilmiyorsun. Sen şunu da bilmiyorsun. Biraz da dalga geçmeye çalıştılar. Yine söylüyorum, ben 1 milyonu aşkın kahvecinin sözcüsü olurum. Bundan da gurur duyarım. Ama onlar bunu bilmezler. O kahvecinin nasıl yaşadığını bilmezler. Bir kahveci şunu bana anlattı. Kapat dediler dükkanı. Kapattım. Yanımda çalışan iki kişi geldi. Ne olacak? Bizim işimize son mu vereceksin? Vereceğim dedi. Son verme ama aylığımızın yarısını ver bari. Çoluk çocuğumuz var diye. Son derece insani bir davranış ve kahveci de peki diyor. Şimdi Allah aşkına bana diyorlar ki bunu görmezlikten gel. Bunu hiç görme diyorlar. Nasıl görmezlikten geleceğiz? Servisçiler var değil mi? Okullar kapandı. Okullarda kantinler vardı, kapandı. Soruyorlar mı acaba? O kantinde çalışan insanların aileleri ne oldu diye soruyorlar mı? O servisler anahtarı kapattılar, bekliyorlar. Soruyorlar mı acaba o servisçilerin durumu ne oldu diye? Bilmezler bunlar. Çünkü bunlar saraydan talimat alırlar. Saraydan. Ben öyle değilim. Ben halkın adamıyım. Halkın adamıyım. Sade sokaktaki vatandaşın adamıyım. Onun sesini dillendiririm ben. Evet, şimdi çok az zaman kaldı. Hızlı tabii, kısa kısa gideceğim. Bir seyircimiz enteresan bir soru sormuş. Onun için size yönelteceğim. Diyor ki, Kemal Bey, kendi PR'ınızı yani tanıtımınızı yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü siz Tuncelilisiniz ama yıllardır aileniz İzmit'te. Kökleriniz evladı Fatihan'a dayanıyor. İlk İstanbul Belediye Başkanı, akrabanız, Seyit torunusunuz ve aşiretiniz Anadolu Selçuklularından bu yana Gaziantep'ten Konya çizgisine uzanıyor. AK Parti hep kimlikler üzerinden politika yürütüyor. Sizse hiç bu meselelere girmiyorsunuz, çok mütevazi davranıyorsunuz. Evet. Neden daha fazla bu farklılıklarınızı vurgulamıyorsunuz? Şöyle, Gaziantep demiş, Gaziantep değil Adıyaman. Peki. Adıyaman. Belki Adıyaman o zaman Gaziantep'e de bağlı olabilirdi. Yani köklerin geldiği yer. Aynı zamanda Konya, Akşehir, büyük dedemizin türbesi, Seyit Mahmud Ayrani orada. Bunlara pek girmek istemem. Nedeni de şu. Kendi köklerim bana ait köklerdir. Ahlak o köklerin getirdiği, ahlak da bana ait bir ahlaktır. Mütevazi olmak gerekiyor. Mevlana'da bu vardır. Hacı Bektaş'ta bu vardır.
Siz mütevazi olmazsanız doğru değildir. Ama mütevazi olmak haksızlıklara karşı susmak anlamında da değil. Bütün haksızlıklara karşı çıktım. Az önce söyledim işte kahvecilere, efendim servisçilere nasıl sahip çıktığımı, onların sesi olmak istiyorum diye. Doktorlara, sağlık çalışanlarına, sağlık emekçilerine nasıl sahip çıkıyorsak o çerçevede sahip çıkıyoruz. Köklerinizi propaganda aracı yaparsanız bu doğru olmaz. Ahlaki de olmaz yani. O çerçevede ben düşünüyorum. Son iki soru. Birincisi Enis Berberoğlu. Evet. Meclise dönebilecek mi, dönemeyecek mi? Anayasa Mahkemesi kararı, bütün bunlar tartışma konusu. Meclis Başkanı nezdinde doğrudan kendisiyle görüşüp bu talepte bulunacak mısınız? Enis Berberoğlu meselesi nedir? Şöyle, daha henüz gerekçeli karar çıkmadı. Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'ın başkanlığında bir grup arkadaşımla, hukukçu arkadaş, milletvekili arkadaşlarımızla dedim gidip meclis başkanıyla da görüşün. Yani Sayın Başkan bunun gereğini yapsın. Enis Bey'i tekrar meclise davet etsin diye. Şimdi buradaki birinci soru şu. Daha doğrusu birinci kural şu. Enis Bey'in milletvekilliğinin düşürülmesi bir meclis kararı değil. Bu kesinleşmiş bir yargı kararının mecliste okunmasıdır. Yani bir meclis bu konuda bir karar almış değil. İkincisi, Anayasa Mahkemesi. Biz şöyle söyledik. Anayasa Mahkemesi kararını bekleyin, ondan sonra karar verin diye. Önce buna tamam dedi meclis başkanı. Ama bunu söyle yapmam için acaba hukukçular ne düşünüyor diye anayasa hukukçularından görüş alındı. Anayasa hukukçuları da görüş verdiler ve bunlar da meclisteki dosyasına girdi. Ama benim şahsi kanaatim, saraydan alınan talimat dolayısıyla Enis Bey'in kararı mecliste okunarak düşürüldü. Ama Anayasa Mahkemesi burada hak ihlali var dedi. Dokunulmazlığı olan birisini yargılayamazsınız dedi. Anayasanın ilgili maddesine yollama yaptı. Şimdi bunun gereğinin yapılması lazım. Bu karar nereye gider? Anayasa Mahkemesi nereye gönderir? Onu göreceğiz önümüzdeki süreç içerisinde. Dolayısıyla hak ihlali olup olmadığına kararı Anayasa Mahkemesi verir. Evet. Alt mahkeme de bu karara uymak zorundadır. Dolayısıyla mahkeme Anayasa Mahkemesi'nden gelen kararı ve dosyayı alacak ve diyecek ki Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı vermiştir. Bu ihlal kararının gereğinin yapılması ama lazım. Ama yani burada meclis başkanının tavrı önemli olacak. Sayın Şentop'la da anladığım kadarıyla fena olmayan bir görüşme geçmiş. Yani sizin doğrudan onunla, yani onların da birazcık niyetlerini ne şekilde kullanacakları önemli zannediyorum. Bakın, bir Anayasa Mahkemesi kararından bir bölümü okumak isterim size. İhlal karar verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil, ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesi'ne bırakılmıştır. Derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararında belirttiği doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür, nokta. Yani meclis kabul etmek zorundadır. Etmek zorundadır. Anayasa, ki bundan önce Nihat Akbulak kararı bu. Bundan önce, bu 2015. Dolayısıyla bu karar varsa herhangi bir sorun yoktur. Ya özel bir görüşmeniz Mustafa Şentop'la, meclis başkanıyla... Gereğini yapmak zorunda zaten Sayın Şentop. Şimdi Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret ettiniz. Evet. Onların tükeniyoruz, ölüyoruz diye biliyorsunuz bir bilinçlendirme hareketi oldu. Hakikaten tükeniyorlar ve ölüyorlar ve insanlar uymadığı için kurallara büyük yük üstlerinde, hepimiz de minnettarız tabii ki. Siz de Siyah Kurdele'ye destek verdiniz. Devlet Bahçeli de dedi ki destek vermeleri normal çünkü aynı kökenden besleniyor bunların hepsi, biliyorsunuz Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını önermişti ve Marksist olarak ilan etmişti. Nedir cevabınız? Aynı kökenden besleniyorsunuz cevabı. Bir de yalan makinesine bağlanmalı açıklaması. Bunu sormadan edemeyeceğim. Röportajımızın sonuna geldik bence ama. Bence hiçbir sakıncası yok. Beni, Erdoğan'ı ve Sayın Bahçeli'yi yalan makinesine bağlasınlar. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor, vatandaş da seyretsin. Ben buna hazırım. Kendileri hazırsa. Ama aynı kökenden mi? Ahlaki olarak aynı kökenden geliyoruz. Tabipler Birliği'yle. Onlar ne? Her doktor
Mesleğe başarken hangi yemin ediyor? Hipokrat. Hipokrat yemin ediyor. Hipokrat yemininde ne var? Kimliği, yaşam tarzı, bilmem efendim, boyu, şekli, doğduğu yere bakılmaksızın her kişiye onu sağlıklı hale getirmek için hizmet etmeyi vaat ediyor mu? Vaat ediyor. Biz neyi vaat ediyoruz? Bu ülkeyi yönetirken hiç kimsenin kimliğine, hiç kimsenin inancına, hiç kimsenin yaşam tarzına bakmaksızın ona hizmet etmek ve ondan aldığımız her kuruşun vergisini de ona hesabını vermek bizim şerefimizdir, bizim namus borcumuzdur diyor muyuz? Diyoruz. Evet, bu bağlamda aynı kökenden geliyoruz. Onun dışında her doktorun siyasi görüşü olabilir. Ama her doktor gelen hastayı iyileştirmek ve hastayı evine gönderdiği zaman da mutlu olur. Biz bunu da biliyoruz. Her doktoru, her hastayı iyileştirmek bir doktorun görevidir zaten. Sadece doktor değil, bütün sağlık çalışanlarına, bütün sağlık çalışanlarına bu ülkenin 83 milyonunun minnet borcu vardır, şükran borcu vardır. Belki Sayın Bahçeli'nin olmayabilir. Sayın Bahçeli bunlara farklı bakabilir. Ama vicdanı olan, ahlakı olan herkes bilir ki bu ülkede 24 saat çalışan sağlık çalışanlarıdır. Beyefendiler 24 saat çalışıyor mu? Beyefendiler ülkenin nereye gittiğini görüyorlar mı? Beyefendiler pandemiden kaç kişinin öldüğünü biliyorlar mı? O insanların hangi ızdırabı çektiklerini biliyorlar mı? Oturmuşlar saraylarında ahkam kesiyorlar. Bu benim ağrıma gidiyor. Açıklanan rakamlara siz inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Doğru değil. Ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi yani şöyle, size geliyordur muhakkak veriler. Efendim, definler var zaten. Definlerden kaç kişinin öldüğünü zaten görüyorsun. Bu somut bir şey zaten. Türk Tabipler Birliği ile yaptığımız toplantıda onları ziyaretimde söyledim. Devlet yalan söylemez. Bilgiyi gizleyebilirsiniz ama açıklama yapmasınız. Bunun bir ahlakı vardır, bir kuralı vardır. Hasta sayısını az göstermek için oturur çaba harcarsanız ve hasta sayısı az, ölüm sayısı az oldu diye bundan bir başarı hikayesi çıkartırsanız bu da yanlıştır. Her ölen bizim insanımızdır. Her insanın sağlığa kavuşmasını isteriz. Yoğun bakımda yer bulmak için eğer ülkede milletvekilleri, efendim hastanede çalışan hekimler eğer torpil arayışına girmişlerse bu ülkede sorun var demektir. Bunu ben de biliyorum. Zaten anketler yapıldı. %59'u verilen rakamların doğru olmadığını söylüyor. Biz de biliyoruz doğru değil zaten. Bütün dünya biliyor doğru olmadığını bu rakamların. 70'e çıktı ölen sayısı. Hangi önlemi aldılar? Şirin Hanım, devleti yönetmek önce ahlak ister. Önce ahlak ister. Devleti yönete ahlaksa, devleti yönetirken sizin bilgi, sizin birikim sahibi olmanız lazım. Devleti liyakatla yönetmeniz lazım. Siz eğer devleti keyfi olarak yönetirseniz, bilim kurulu kuruldu değil mi? Doktorlardan oluşan. Bilim kurulunun hangi kararları aldığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Bir kişi çıkıp konuşuyor. O da siyasetçi. Neden bilim kurulunun bir sözcüsü yok çıkıp konuşmuyor? Daha doğrusu bakan ilk önce kendi adına açıklama yapıyordu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla diye cümlesini başlıyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bütün bakanlara böyle bir talimat gitmiş saraydan. Konuşma yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başlayacaksınız diye. Çünkü onlar gerçek anlamda bakan değil. Bizim bildiğimiz bakan değil. Onlar müsteşarlıklar kaldırıldı. Onlar birer devlet memuru. Yukarıdan talimat geliyor. Talimatın gereğini yapıyorlar. Yani bakan dediğimiz eski bakanlar yok öyle bir şey. Öyle bir olay da yok zaten. Müsteşarlıkları kaldırdılar. Onun yerine bakan koydular. Altına da eski milletvekillerinden bakan yardımcısı koydular. Bunlar saraydan gelen talimatı yapıyorlar. Bunların kendilerine özgü bir iradeleri yok zaten. Böyle bir irade sergileyemezler zaten. Çünkü korkarlar. Demin söylüyordunuz, lafınızı kesmiştim. Onunla tamamlayalım yavaş yavaş. Sayın Berat Albayrak'ın değişeceğini, değiştirileceğini düşünüyor musunuz? Hayır çünkü efendim. Kalacak mıdır yerinde? Çünkü revizyondan bahsediliyordu. Hayır. Eğer kalırsa Berat ekonomide... Berat Bey kalır efendim. Çünkü kayınpeder, damat... Zaten beraber yönetiyorlar. Berat Bey'in pozisyonu ne biliyor musunuz? Üst bakan.
Diğerleri alt bakan. Berat Bey'in pozisyonu böyle. Yani diğer bakanlarla eşit pozisyonda değil Berat Bey'in durumu. Dolayısıyla bu gerçeği de zaten toplum belki fark ediyor ama belki bu kadar net bir ifadeyle söylüyorum. O üst bakan, diğerleri alt bakan. Tablo böyle zaten. Milli Eğitim Bakanı. Yatırımımız yok diyor. Öğretmen maaşlarından şikayet ediyor. Bütçe içinde. Ne oldu bu Fatih projesi? Ne oldu toplanan paralar? Kime verdiler? Hani her öğrencinin bilgisayarı olacaktı. Hani her çocuğun bilgisayarı olacaktı. Ne oldu? Bakan açıklama yapıyor. 2 milyon küsür kişinin evinde internet yok. Bakın. İnternet sağlayıcısı kaç firma var? 4 firma var değil mi? Sayın Erdoğan veya Milli Eğitim Bakanı bu firmaları çağırıp ya arkadaşlar bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu internet fiyatlarını biraz düşüremez misin diyemez mi? Veya yoksul aileler bunlardan internet ücreti almayın diyemez mi? Buralara internet gitmiyor bunları sağlayın diyemez mi? Son sorum, süren bitti çünkü. Tam Berat Albayrak demişken, İletişim Başkanlığı altında bir propaganda bakanlığı olarak, Evet. daire başkanlığı olarak tanımlayabileceğimiz bir birim kuruluyor. Kimine göre bu herkesi fişleyecek, daha da sertleşecek, durumu iyicene antidemokratik haline getirecek bir daire başkanlığı. Kim ne işe yarayacak çok anlamış değil. İşte stratejik iletişim. Buna tepkiniz nedir? Yani bunun... Totaliter rejimin güçlendirilmesi için oluşturulan bir birim. Kocaman bir bina tutulmuş. Kocaman. Bina kime ait? Kiralık mı bina? Bu binaya kaç lira kira ödeniyor? Veya devlete ait mi? Bakın bu konuda hiçbir açıklama yok. Ne yapılacak o kocaman binada? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevleri mi veriliyor? Bazı görevler oraya mı verilecek? Fişlemeler orada mı yapılacak? Bir açıklama yapmadılar Kendi size ya da yani kendi pozisyonlarını, iktidardan gitmeme yönünde kendi pozisyonlarını güçlendirmek istiyorlar. Korkan insanlar bunu yapar. Korkan insanlar. Çünkü Erdoğan iktidardan gitmenin kendisi için ciddi bir maliyet getireceğini düşünüyor. Böyle düşünüyor. Ben burada kalmalıyım diyor. Ya memleketi batırdın ya arkadaş. Memleketi batırdın ya. Esnafa sor, çiftçiye sor, emekliye sor. Memura sor. Kime sorar? Sanayiciye sor. Ya kime sorarsan sor. Ya. Revanşist olunabileceğini düşünüyor ailesine ve kendisine karşı belki. Hayır efendim. Demokratik kurallar işleyecektir. Öç duygusuyla devlet yönetilmez. Kinle, intikamla devlet yönetilmez. Bakın, 27,5 yılını devlete vermiş. Milletvekili olduğu gün kendi mal varlığını kendi internet sitesine koymuş bir kişi olarak konuşuyorum. Devlet bilgiyle, birikimle, ahlakla, erdemle yönetilir. Öfkeyle ki devlet yönetilmez. Kinle devlet yönetilmez. Bugün bazı kişiler hapishanedeyse Erdoğan'ın kinindendir. Erdoğan'ın öfkesindendir. Olmaz. Devlet böyle yönetilmez. Kini, öfkeyi eğer yönetimin önüne getirir koyarsanız o devlette huzur olmaz. Şimdi mesela tekrar FETÖ tutuklamaları başladı. Bir de biliyorsunuz Rıdvan Dilmen çıktı, listeler yayınladı ve kaymakamların görevden alınması. Demek ki dönem dönem tekrar dönülüyor ama neden onlar görevli değildi de daha önce alınmadı, şimdi alındı? Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı niye müdahale etmedi? Bunlar da bir soru işareti. Son soru olarak bunu sorayım. Propaganda Bakanlığından sonra bu. Bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Ne oluyor sizce devletin içinde? Bir anda tekrardan isimler, listeler... Parası olan, Şirin Hanım, parası olan FETÖ'cüymüş. Hatta 17-25'ten sonra FETÖ'yü ziyarete gitmiş, gelmiş bir sürü adam var böyle. Parası olan, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarını tutan insanların bazen savcılar hiç iddianame hazırlamıyorlar. Bazen de zaten bunlar hemen tahliye ediliyorlar. Parası olmayan garibanlar ise toplanıyor hep beraber hapishaneye atılıyorlar. Şimdi askeri öğrenciler var. Ne günahı var bu askeri öğrenciler Allah aşkına? Komutan çıktın dedi dışarıya. Çıktılar bunlar. Nedir bunların günahı? Ya tepedeki insanlara bak sen kardeşim. Yani bunu şunun için sordum.
tıkanıldığı anda iç siyasette ya da dış siyasette tekrardan bir tutuklamalar ya da işte FETÖ operasyonları rüzgarı estiriliyor mu? Şimdi, sorusunun sizdeki cevabı nedir? Olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. O operasyonlar gerçek midir? Gerçekten onlar FETÖ'cü müdür, değil midir? Bilmiyorum. Yani zaman, belli bir zaman dilimi içinde varsa çıkar bunlar ortaya. Biz onlar FETÖ'ye destek verirken, yasaları çıkarırken yine biz karşı çıktık. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bizim haklımız çıktı mı ortaya? Çıktı. Ama ders çıkarıyorlar mı bundan? Hayır, ders çıkarmıyorlar. Ne söylüyorlar? Hala bazı cemaatler silahlanıyor diyorlar. Kim söylüyor bunu? Bir başka cemaate mensup olan kişi söylüyor. Peki bu devlet uyuyor mu? Evet, uyuyor. Çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Ama %100 çalışmıyor desek haksızlık yapmış olur. Ceplerine çalışıyorlar, ailelerine çalışıyorlar, dostlarına çalışıyorlar, kendilerine para desteği verenlere çalışıyorlar. Bakın, Amerika'daki mallarını sordum bunların, vakıflar üzerinden giden malları sordum. Dava açtılar hakkında, milyonlarca dava açtılar. Sandılar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Fakir fukaranın hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim vicdani borcumdur. Ben o paraların hakkını soracağım. Arkadaş, bu paralar Amerika'ya neye gidiyor? Senin Manhattan'da bilmem gökdelen yapıyorsun. Ya sen bu hangi parayla yapıyorsun sen bu gökdeleni? Ya konteynerlardan beslenen milyonlar var ya, yüz binler var ya. Niye bu parayı bunlara vermiyorsun? Dolayısıyla ben bunları soracağım. Onlar rahatsız oluyorlar. Hakkımda davalar açıyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, mutlaka çözeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir sorunuz vardı, son soracaktınız. Yok, bunu sor. Daha çok sorabilirim de vaktimiz bitti. Kılıçdaroğlu yumruğunu masaya vursun tamam. diye. Tamam. Yumruğunu masaya vursun. Yani, bakın, ben unutmadım. Daha bravo, evet. Doğru söylüyorsunuz ama aslında onu arada sordum ama peki bir daha sorayım. Yumruğunuzu şöyle şimdi, masaya vurup şöyle bir niye bağırmıyorsunuz? Önce şunu söyleyeyim. Ben Erdoğan değilim. Yumruğu masaya böyle her seferinde vuracağım, intikam alacağım, kinle gideceğim, öfkeyle gideceğim. Şunu yap. Hayır efendim. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. Akılla, mantıkla, birikimle, liyakatle yönetilir. Benim tavrım farklıdır. Ben bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. İster kahveci, ister simitçi, İster sanayici, efendim ister kobi üreticisi olsun. Yani hayatın herhangi bir yeri, isterse sokakta simit satan insan olsun. Bu toplumu siyaset kavgasının dışına taşırmalıyız. Siyaset ahlak zemini üzerinde yapılabilir. Herkes görüşünü, ülkeyi nasıl büyüteceğini, nasıl kalkındıracağını bunu anlatabilir. Buradan bir rekabet alanı olabilir. Hiç itirazım yok buna. Ama asacağım, keseceğim, İntikam alacağım, onu süründüreceğim dediğiniz andan itibaren olmaz. Her eleştiriye saygım var. Yeter ki eleştiri düzeyli olsun. Yeter ki eleştiri benim yanlışlarımı gösterebilsin. Yeni bir siyaset anlayışını bu ülkeye getirmek istiyorum. Yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset anlayışını bu ülkeye getirmek istiyorum. Ve bunun mücadelesini yapıyorum ve başarılı olacağız. Kemal Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Sorularımızı cevaplandırdınız. CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Liderler Turumuzun 3. bölümünde birlikteydik. Ve uzunca da bir programda yelpazeyi olabildiğince kapsamaya çalıştık. Eminim ki eksik kalan sorular olmuştur. Çünkü Türkiye'de sorun bitmiyor zaten. Eğitime girmedik. Her anne baba, bakın. Her anne baba, hangi partiden olursa olsun, her anne baba eğitim sisteminden şikayetçi. 18 yılda internet üzerinden eğitim adamına göre milyonlarca ev var, evet. Tabii. Değil mi? Her evde telaş, her evde kaygı, her evde yani geleceğe yönelik endişeler var. Eğitim konusunda tabii. Daha eğitime giremedik. Diyanet İşleri Başkanı'nı da biraz size sormak istiyordum. Diyanete giden paraları, ama vaktimiz bitti maalesef. Sizi de daha fazla belki bugünün uzun günün sonunda burada virgül koyalım. Peki. Bir sonraki programda olur kalan sorularla devam ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu röportaj için. Sayın seyirciler, sizlere de hem sorduğunuz için hem yorumlarınızı ve